Kader. Hayatım boyunca o kadar çok duyduğum bir kelimeydi ki benim. Kader. Öğretmen Hanım, Öğretmen Hanım. Geldik, otogardayız. Geldik mi? Yederli burası mı? Her insanın bir kaderi vardır. Ve kader çeker insanı. Böyle demişti günün birinde Ceritçi Abdullah. Kederli, 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 kederli. Kaderim çekti beni buralara. Onca tercihim arasından Yederli düştü nasibime. Uçsuz bucaksız bozkır. Kupkuru topraklar, dağlar. Ne işim var benim burada? Kafamın arkasındaki bir fısıltıydı bu. Ne işim var benim burada? Öğrencilerim olacak dedim içimdeki sese. Onlar için buradayım. Vatan toprağının neresi olursa olsun. Öğrencilerimin olduğu her yer benim memleketim dedim. Ama zihnimin arkasındaki ses susmadı bir süre. Ne işim var benim burada? Sonra bu soru cevabını bulmaya başladı. Öğrencilerim iyi ki geldiniz öğretmenim dediğinde, cıvıl cıvıl koştuklarında etrafımda. O ses susmaya başladı. Onu bulduğumda daha da sustu. Kısıldı sesi. Derinlere gömüldü. Ne işin var burada senin? Daha cılız, daha derinden. En sonunda o çıktı karşıma. Ses, ses tamamen silindi gitti içimden. Sonra minicik bir el tuttu elimden. Ses daha da silindi. Her şey anlamını buldu sonra. Ben anladım ki insan kaderine doğru koşuyor. Yorulsa da, düşse de, kalksa da insan kaderine doğru koşuyor bu hayatta. Ne yapacağız peki şimdi? Yani nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Annemle konuşacağım ben. İkna edeceğiz artık bir şekilde. Yani ben Halime anneyi bilmiyorum ama benimki yazın yapma konusunda çok kararlıydı. Bütün akrabalara falan da öyle söyledi. Ya benimki de farklı değil de işte artık bir yolunu bulacağız yani, ne yapalım. Yarın toplarız bizimkileri, bakalım yani, konuşacağız işte. Hatta bir şey diyeceğim ya. Ben niye yarını bekliyorum ki, ha? Yani hiç yarını beklemeye gerek yok. Ben gideceğim, konuşacağım. Dur. Sen nereye gidiyorsun? Ne bu heyecan? İyi de ben uyuyamam ama. Ya uyuyamam yani ben bu gece. Bak gözüme uyku girmez. Dur. Önce bir sakin olalım. Bir düşünelim hani ne söyleyeceğiz, nasıl söyleyeceğiz. Şimdi pat diye de söylenmez çünkü. De hem geç oldu artık. Doğru dedin. De ama yine de ben bir şey yap, bir gideyim, Taner, gideyim. Taner. Ama yani. Tamam, şaka.
Şaka yaptım, şaka. Bakma öyle ya, şaka. Ya biraz şaka yaptım. İyi artık, şey yapacağız. Yarın konuşuruz, tamam mı? Tamam, konuşuruz. Tamam. İyi geceler hadi. Hadi iyi geceler. Seyfettin Bey, bayıldınız. Sizi çok seviyorum lan. Ha? Neredeyim ben? Ne oluyor şu an? Sizin evinizdeyiz. Yani benim evimdeyiz. Ay siz evinizi bana kiraya verdiniz ya, oradayız işte. Esma'nın ne işin var benim peki burada? Biz sizinle konuşuyorduk. Sonra siz bir kötü oldunuz. Böyle fenalaştınız. Sonra da bayıldınız. Ben ne yapacağımı bilemeyince sizi buraya getirdim. Şimdi hatırladım ben. İyi misiniz? Ben iyiyim, iyiyim, iyiyim. Hiç siz beni düşünmeyin ne olur. Ben çok utanıyorum sizden. Çok çok özür dilerim bütün bu olanlar için. Beni affedin ne olur. Size en ufak kıracak, en ufak bir şey yaptıysam beni affedin ne olur, olur mu? Hiç önemli değil. Yani hiç problem değil. Ben sizin samimiyetinizi biliyorum. Süper, o zaman taşınmayacaksınız değil mi? Yok yani olur mu? Yani benim burada kalmam bunca olan şeyden sonra hiç doğru değil. Zaten ben sizi üzüyorum. Yok hayır hayır, asıl siz bu kışta kıyametse şimdi bir yere taşınırsanız ben o zaman asıl o zaman çok çok üzülürüm Mevsim Hanım. Ne olur gitmeyin olur mu? Yani ama benim bunca öğrendiğim şeyden sonra sizin evinizde kalmaya devam etmem ne kadar doğru. Mevsim Hanım. Merak etmeyin. Ben size söylediğim her şeyi içime gömdüm. Bundan sonra sizi üzecek, kıracak en ufak bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum size. Ben bir daha karşınıza bile çıkmam gerekirse hiç yüzümü görmezsiniz benim. Yeter ki benim yüzümden düzeninizi bozmayın olur mu? Ne olur. Peki yani tamam o zaman. Madem bu kadar eminsiniz. Çok eminim hem de. Çok 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 eminim Mevsim Hanım. Ben hatta rahatsız etmeyeyim sizi. Gideyim ben. İyi geceler o zaman size. Seyfettin Bey. Arkadaşız değil mi? Arkadaşız Mevsim Hanım. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. İyi geceler. İyi geceler. Allah'a emanet olun. Allah. Baba oluyorum Adile Hanım, baba oluyorum. 35 sene sonra ben yeniden baba oluyorum ya. Bakalım ne yapsak? Oyun mu kessek? Ya da yok oyun ufak olur. Dana kessek. Biraz sessiz Hüseyin Bey. Bağırıp durmayın, bir duyan olacak. Cümle halime rezil mi edeceksiniz bizi? Ne rezil etmesi be? Ben baba oluyorum diyorum ya. Bütün cümle alem duysun. Bugün benim için bayram bayram. Hüseyin Bey, 49 yaşındayım ben, 49. Bu yaştan sonra hamileliği neyi nasıl anlatacağım ben insanlara? El alemin içine nasıl çıkacağım ben? Olur size kimseye bir şey söylemeyin olur mu? Bak vallahi insan içinde çıkacak yüzüm kalmaz sonra. Tamam. Geliyor. Tamam. Petim nasılsın? Neyin varmış? Ne dedi doktor? İyiyim Eltim, iyiyim. Böyle biraz tansiyonum neyim düşmüş. Bir tuzla elenin için kendime geleceğim şimdi. Ya. Ne? Hüseyin, bak hele. Adile'de bir haller var. Pek tansiyon anneyim de benzemiyor. Başka bir şey var da bizden mi saklıyorsunuz yoksa? Yok canım. Ver. Ver. Adile Hanım, çok kötü bir hastalığa yakalanmış. Ne? 2 ay ömrü kalmış ondan sonra. Ne? Ne hastalığıymış bu? Bir yanlışlık neyim olmasın? Ya nereden çıktı şimdi bu hastalık? Yani bir karışıklık neyin olmasın? Bu kadın iyiydi, turp gibiydi düne kadar.
Kenan'a söyleyelim istersen. Sonuçları bir kontrol et. Yok yok, söylemeyin. Kimseye bir şey söylemeyin. Yani boşu boşuma yeğenimi üzmeyin. Çünkü Adile Hanım'ın hastalığı çaresiz bir hastalık. Öyle sinsi sinsi kadının içine girmiş, böyle ilim 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 yemiş bitirmiş de onun evresine kadar. Tabii bundan sonra bizim onun için yapacağımız yani günlerini iyi geçirmesi için Allah'a dua ettik yani. Oh, evet, evet. Tamam, tamam. Söylemek. Sen merak etme. Ama gözünü seveyim, sen de dert etme. Üzme kendini çok. Bak, çıkmadık candan ümit kesilmez derler. Nasıl üzülmeyeyim yenge? Nasıl üzülmeyeyim? Ben daha karıma doymadan, ben daha yeni evlenmiştim. Karıma doymadan toprak mı doyacak onu? Yetti, yetti. Gül gibi karım yetti. Ay çok üzüldüm. Adamın çilesi baba. Bilmiyorum ne olacak bu adamın halı. Hanım bu nasıl koku böyle ya? Yemin ediyorum çizgi filmdeki gibi. Böyle bunun içine girdi. Yemin et dürte dürte uyandırdı beni ha. Ramazan. Ne güzel sofra böyle ya. Kız. Örgülü. Ramazan abine kıyak mı yapayım dedin ha? Sen mi hazırladın sofrayı? He, bana mı dedin Ramazan abi? Bunun kafa gitmiş gene. Sen hayırdır, kimle mesajlaşıyorsun? Ya bankadan mesaj gelmiş, onu okuyorum. Allah Allah, bu arada bankadan pek bir mesaj geliyor. Ne diyor banka? Aha, bir daha geldi. Sen hayırdır, ne iş çeviriyorsun? Ne yapıyorsun ya, genç kız o karışma. Aramıyor bir şey Asuman ya. Allah Allah, devir kötü. Bir abisi olarak sorumluluğu bende onun. Bu var ya, kesin. Yüklü miktar kredi çekti, bankaya borçlandı bu. Abartma. Çocuklar, beni niye uyandırmadın? Nasıl uyuyup kalmışım ben? Ana, ne güzel sofra böyle. Kim hazırladı bunu? Bir dakika, bir şey oluyor burada ama. Adil abi sen hazırlamadın, Örgül hazırlamadı. Kim hazırladı bu sofrayı? Hah, uyandınız mı? Benim canım ailem ya. Hadi bakalım geçin, herkes yerine geçsin, soğutmayın. Hadi. Baba. Bütün bunları sen mi hazırladın? He kızım, tabii. Dedim ki ailemle şöyle krallara layık bir kahvaltı yapalım dedim. Hadi bakalım oturun. Herkes yerine geçsin. Adile Hanım siz de şöyle baş köşeye buyurun lütfen. Buyurun. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettiniz Hüseyin? Ne zahmeti canım? Asıl zahmeti siz çekiyorsunuz. Tabii tabii. Ben gidip hemen fırından ekmeği alayım geleyim tamam mı? Ramazan hadi sen şu patateslere bak oğlum. Sen hayırdır ya? Yüzün falan gülüyor böyle sofra hazırlamalar falan. Ne iş? Allah Allah ne var la Zubur? İnsan karısına yardım edemez mi yani? He? Böyle bir kural mı var? Böyle bir kural var da ben mi bilmiyorum yoksa? Hadi bakalım çok konuşma. Patatesleri hazır al. Hadi ben alayım. Olur mu? Olmaz. Siz hiç rahatınızı bozmayın. Ramazan bakar hadi bakalım Ramazan. Allah Allah niyeymiş o? Lan oğlum altta kadın dün çok fenalaştı. Doktor dedi ki yerinden kımıldamaması lazım dedi. Hiç kıpırdatmayın dedi, yormayın onu dedi. Neyse, hadi ben gidiyorum. Ha, Adile Hanım. Siz ben hani ekmekteki canınız böyle bir şey çekerse falan bana meşe zaten ben alayım. Tamam mı? Hadi bakalım. Yok yok. Bu evde kesin benden habersiz bir dolaplar dönüyor. Yakında çıkar kokusu. Neyse ben de sobora bakayım bir. Uyandırayım geleyim. Hayırlı sabahlar sen. Hayırlı sabahlar kıymetli kardeşim. Bu ne sürpriz böyle ya? Ha, Sabri sen bile gözüme güzel göründün. Git bir tane öpeyim bakayım seni. Oh, oh. Hadi görüşürüz. Ne oluyor kardeşim? Bayram değil, seyran değil. Bu herif ben niye tutturduk yerine? Harbacılarım ne kadar güzel bir gün değil mi kız? Hadi bakalım görüşürüz. İyi günler. Yenge, ne yapıyorsun? Sen abi. Yenge. Ama Sevinç, doktor iyi bir şey mi dedi yoksa? Hangi doktor? Ya hangi doktor olacak? Adile Hanım mı doktoru? Hastalığı iyiye mi gidiyormuş? Sevinç'inden kıpır kıpır yerinde duramıyor maşallah. Yok, yok, yok. Hiç sorma. Ben dün gece uykusuzum. Yani hiç uyumadım.
O kadar üzüntülüyüm ki ne yapacağımı bilemiyorum. Bir elimde kamıl kamıl böyle yapıyorum. Tikildim. Ayamam öyle tabii. Vallahi benim de bütün gece gözüm uyku girmedi. Çok acı çok. Ya sen de kaderin ya. Kusura bak. Yonca. Bana o şey. Hayırdır ne oldu ne acısı? Anam siz nereden çıktınız? Şey canım biz yürüyüşe çıkmıştık da. Siz ne üzülüyorsunuz böyle? Yoksa çocuklara mı bir şey oldu? Hayır yok Allah korusun da biz Adile Hanım'ın durumuna üzülüyorduk. Adile Hanım mı? Anam oku. Gördün mü? Kimseye bir şey demeyecek değil mi? Hüseyin Bey kötü bir şey yok değil mi? Adile Hanım'a bir şey olmadı inşallah. Hüseyin Bey bakın akrabayız biz sizinle. Bizden ne mi saklayacaksınız? Yok canım olur mu? Tabii ki saklamayı sizden saklamak olur mu? Hiç ama ne olursunuz kimseye söylemeyin tamam mı? Yok yok canım kime söyleyeceğiz Allah'ını seversen? Söylemeyiz kimseye de. Bir anlat hele ne oldu? Adile Hanım hasta. Hasta mı? Çok hasta. Nasıl ya? Ya doktorlar hiç iyi bir şeyler söylemediler. Yalnız ne olursunuz kimseye söylemeyin yani bunu aramızda kalsın tamam mı? Neyse bir ekmek almaya gelmiştim onu alayım sonra konuşuruz. Tabii biz kimseye bir şey demeyiz. Ya gencecik de kadın ya çok yazık çok. Evet. Heh, gel Veselim gel muhabbet kuşları da burada. Amca oğlum. Ne oldu ya sabahın seherinde çağırdınız? Kötü bir şey yok değil mi? Yok la yok. Kötü bir şey yok ya. Dur anlatacağım. Dur bekle. Bence Asumanlar gelsin de öyle anlatalım. Olur canım öyle yapalım. Ya anlatın bir an önce. Çatlatmayın meraktan ya. Ya tamam yenge. Dur la anlatacağım. Tamam anlatacağız ya bir gelsinler. Ben anlamıyorum ki Asuman. Sen niye anlamıyorsun beni ya? İki saattir bunu diyorum işte. Ya tamam da şimdi sırası değil. Merhaba geç kalmadık değil mi? Yok yeni geldik biz de. Sen ne söyleniyorsun lan? Ya amcaoğlu ya sorma ya. Bizimkiler bizden habersiz gizli bir iş çeviriyorlar. Nasıl sizin evde ne gizli iş çevirecekler o nasıl iş? Ya amcaoğlu ben de anlamadım ki yani babamla Adile abla bir tuhaf yani durumlar. Hele o Filiz kesin bankaya borç taktı. Yemin ediyorum bak. Amcaoğlu sürekli var ya bankadan mesaj geliyor telefonuna ya. Bu gitti muhtemelen. Beş bankadan kredi çekip borç batağına battı. Abart. Abart Ramazan biraz daha abart ya. Ya tamam bırakın şunu bunu şimdi. Ya anlatın vallahi bak aşınca tut daha meraktan hadi. Harbiden ya siz niye çağırdınız bizi buraya? Biz Selma ile bir karar verdik. Halime hayırdır komşum? İki dünür yan yana düğün alışverişinden mi dönüyorsunuz? Kız kış ortasında ne düğünü olur mu öyle şey? Nereden çıkarttınız? Ne bileyim sonuçta vakti zamanı geldi. Ne zamandır nişanlılar. Başımıza silah bile dayatsalar bu soğukta düğün neyin kurdurtmam ben. Aynen vallahi. Düğünün bir ton hazırlığı var. Hemen öyle ha demeye düğün kurulur canım. Hadi iyi günler. Yaza olur anca yaza. Başımızdaki şu sıkıntılar bir geçsin. Hayırdır Dünür'ün? Ne sıkıntısı? Dünür. Sana diyeceğim ama aramızda kalsın olur mu? Tabii de ne oldu? Bizim Adile kötü bir hastalığa yakalanmış. Doktorlar hiç iyi şeyler dememişler. Deme kız çok da sağlıklı görünüyordu ya. Bilmiyorum vallahi. Hüseyin öyle diyor. O zaman haklısın Dünür'üm. Biz yazdan önce düğün kuramayız vallahi. Yok yok mümkünatı yok. Biz Selma ile evlenmeye karar verdik. Evlenmeye karar verdiniz. İyi de canım benim zaten hani siz bu kararı daha önceden vermemiş miydiniz? Yani biz size nişan falan yaptık. Bütün bunlar bunun için değil miydi? Yani tam öyle değil. Çünkü biz hemen evlenmeye karar verdik. Nasıl yani? Hemen derken hani bu hafta hemen gibi bir hemen mi? Ya yenge işte en yakın zaman ne zamansa o zaman. Ya biz artık nişanlı kalmak istemiyoruz. Aynı soyadı, aynı evi paylaşmak istiyoruz. Ya ne diyorsun ya? Çok güzel haber bu. Vallahi bence geç bile kaldınız ha. Çok tebrik ederim. Canım benim. Kız, baba, soyadı kardeşim oluyoruz biz seninle şimdi.
Çok tebrik ediyorum, çok şükür. Sonunda ağzındaki baklayı çıkarıp konuşmuşsun kızla. Şişt, bana bak. Dayanmadın mı sen? He. He. Kelle bir daha mı diyor? Allah etçi. Allah Allah. Köpek. Ketum. Ketum. Romantik. Köpek seni dayanamam. Şuna bak. Nişanlı köpek. Romantik nişanlı köpek. Dur bir ya. Bir dakika, sizin haberiniz vardı o zaman Taner'in niyetinden. Ne sandın yenge? Allah Allah. Bizim aramızda kan bağı var. Kıskanmayın hemen. Allah Allah. Bizim de elçilerimle aramızda can bağı var. Onu ne yapacağız? He? Ne olmuş yani? Ne var yani? Tamam, şu kadın erkek çatışmasını bir bırakalım. Bizim bir an evvel düğün hazırlıklarına girişmemiz lazım. Lazım. Çok güzel dedin. Lazım, lazım da işte. Lazım da işte, biz daha bizimkilere söylemedik. Hani geldik, biz sizle paylaşalım istedik. Hı. Ama bilmiyorlar da. Yani daha annelerimize söylemedik. İşte nasıl söyleyeceğiz onu da bilmiyoruz. Konuşun işte. Bunu düşünecek ne var? Konuşun gitsin, gitsin. Beş. Gidin söyleyin oğlum direkt işte, tamam diyecekler, ne diyecekler? Ya Sevinç'ten boynunuzu atlayacaklar. Ne bekliyorsunuz daha? Vallahi hadi gidin konuşun hemen ya. Hadi. Ha, gerçi doğru. Yani hemen bu hafta düğün olmaz diye bir kural mı var? He, bak doğru dedim. Var da biz mi bilmiyoruz yani? Olmaz oğlum, hayatta olmaz. Kafayı mı yedin sen? Ya niye olmazmış ana Allah aşkına ya? Allah Allah, niye olmazmış? Bak vallahi şaşırtıyorum beni ha. Hayır, niye hemen karşı çıkıyorsun? Niyesi var mı kızım? İşin gücün orta yerinde. Eş dost gelemez. Millete zorluk olur. Gelirler anne ya, niye gelemesinler? Yani bizim çok da akrabamız yok ki zaten. Nasıl yok oğlum? Teyzengiller var, gurbette torun torba var. Ablan gelemez bir kere. İsmet'in, Sedef'in sınav zamanı. Ya tamam, ablam niye gelemiyormuş? Ben ararım ablamı, konuşurum ablamla. Uçak bileti ayarlarım, gelirler. Ha, gelemiyorlar mı? Görüntülü ararız. Bütün düğünü canlı izlerler. Ne var yani? Tövbe tövbe. Yedelli TV'ye haber verelim de düğünü televizyondan versinler. Millet de televizyondan daha önce sarılmanızı izledikleri gibi izlesinler. Hem her şeyi geçtim. Şunun şurasında Ramazan'a 10 gün kalmış. Ramazan'dan önce düğün yapıldı. Nerede görülmüş kızım? Nasıl ya? 10 gün sonra Ramazan ayı mı giriyor? Bak biz bunu hiç fark etmemişiz. Fark etmen tabii. Senin Selma'dan başkasının gözün görüyor mu? Ayrıyetten bu soğukta, bu ayazın ortasında düğün mü kurulur? Milleti zatüre mi edeceğiniz? Benim canım hanım, bak güzel hanım, tam kapalı yerde yaparız. Elektrikli soba kurarız. Bak yeni yeni şeyler icat ederim. He, yani çözülür bunlar. Çözülmeyecek dertler değil mi? İcat çıkarma kızım, icat çıkarma. Olmaz diyorsam olmaz. Konuş Taner'le, yaza yaparız ancak düğünü. Yazdan önce olmaz diyorsun yani. Olmaz. Olmaz düğün yani. Olmaz oğlum, olmaz. Bak yaza kadar bütün hazırlıklarımızı yapalım. Alacakları alırık. Çağıracakların hepsini çağırırık. Sen de böyle dört dörtlük düğünü ne edersin? Ha? Hadi oğlum. Hadi güzel oğlum. Kimseler duymadan sen bu düğün meselesini kapat da milletin ağzına sakız olmayalım. Ne alakası var? Milletin ağzına sakız olmayalım bu şey. Ne alakası var yani? Ya 10 gün sonra Ramazan'mış Mucit Bey. Duydum öğretmen hanım, duydum da biz bunu nasıl gözden kaçırdık? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bilmiyorum ne yapacağız. Ama ben de bilmiyorum yani. Allah kabul etsin Hüseyin Bey de, öğle ezanı okunmadı ki. Neyin namazını kıldın sen? Bu şükür namazı. Ben ant içtim. Bebeğimizi kucağımıza alana kadar her gün şükür namazı kılacağım. Ay Hüseyin Bey, bebe demeyin. Vallahi tuhaf oluyorum ben. Bu yaştan sonra olacak iş mi bu ya? Bütün kasabanın dinine düşeceğiz. Kadın bu yaştan sonra utanmamış çocuk doğurmaya durmuş diye anlayacaklar bizi. Halt etmiş onlar. Allah Allah. Rabbim yaratmıyor mu? İstediğine verir. Ya sizin hem yaşınıza ne olmuş Allah aşkına ya? Yani ben şöyle bir baktım da tıp çok ilerlemiş. Gerçekten kadınlar 70 yaşında bile doğuruyorlar artık. Evet ama şimdi Hüseyin Bey, bu çocuk büyüyecek. Okul zamanı gelecek, düğün zamanı gelecek. Biz bu yaşlı halimizde nasıl analık babalık yapacağız buna? Öyle demeyin Adile Hanım. Bu bebeğin başında yalnızca biz olmayacağız ki.
Koskoca Ramazan abisi var, Zehir gibi Filiz abası var. Bizim yetmediğimiz yerde onlar kardeşlerine sahip çıkacaklar. Ya hem bebek rahmettir ya. Allah'ın rahmetine yüz mü çevirsin ya? Olmaz değil mi? Hadi şöyle biraz gülün, gülün ki bebeğimiz de gülsün. Biz mi bekliyordunuz Semih? Yok. Allah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Rahatsız etmiyoruz umarım. Şey, müsait miydiniz? Müsaitik ama ben şimdi bilemedim. Ne? Müsaitiz tabii Münir Bey, müsaitiz. Adile Hanım, nasılsınız? İyisiniz değil mi? İyiyim Kamran Hanım, siz nasılsınız? Vallahi sizi gördüm daha iyi oldum. Ben buraya sizden af dilemeye geldim. Af dilemeye mi? Estağfurullah, o nasıl söz? Öyle öyle, az bile. Ben sizin en mutlu günlerinizde yanınızda olamadım. Sonra sizin kalbinizi kıracak birçok şey söyledim size. Ben dönülük yapamadım. Ne olur beni affedin, ne olur. Estağfurullah, olur mu işte? Tabii affedin. Zaten biz ev bakıyoruz, yakında taşınacağız, merak etme. Yok, hayır, hayır, olmaz. Asla böyle bir şey yapmayın. Ne olur. Siz bu evin neşesisiniz. Asuman da söyledi ya. Siz gelince burası sıcacık bir yuva oldu. Siz sıcacık bir aile oldunuz. Hem ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz burada olunca benim de içim çok rahat oluyor. Evime bakmayın ne olur. Ama Kamran Hanım... Ama filan duymayın. Ay. Lütfen diyorum ya, lütfen. Hem burası sizin eviniz. Evet Kamran'cığım, istiyorsan daha fazla rahatsız etmeyelim. Adile Hanım'ı yormayalım. Biz müsaadenizi isteyelim. Yok yok yok. Hayır hayır dedim. Bu kadar yol gelmişiz. Oldu böyle? Buyurun ben bir kahve yapayım size. Hayır. Asla olmaz. Kahveleri ben yapacağım. Dur, hadi hoş geldiniz. Bakalım. Dur, dur eğilmişim. Siz de geçin içeri, biz yaparız. Tamam, nasıl içersiniz? Sade, orta? Orta. Güzel içerik. Münir, sen de bana yardım et hayatım. Tamam. Beraber yapalım. Tamam, hadi. Şunu da şuraya koyayım. Ya gencecik kadın, yazık valla. Geç, geç öyle. Hüseyin Bey. Benim gözümü sende gördün. Bu Kamran niye böyle davranıyor bu? Vallahi şey ya, tabii. Yani komşu etmiş kadın herhalde hatasını anladı. O yüzden hani düzeltmek istiyorum. Komşu diyorum. Tabii. Oo, hayırlı sabahlar Sefer. Afiyet bal şeker olsun. Sağ ol abi, buyur. Sağ olasın. Hayırdır? Daha boşuz mu mutlu? Yok ya, öyle benim her zamanki halim. Hava güzel. Helalinden kazanı yok. İşimizin başındayız. Onun etkisi herhalde. Ne bileyim, sanki böyle bir farklı geldin de. Ha, yok yok. Ne olacak ki canım? Aynı am diyeyim ben ya. Değişen bir şey yok. Niye öyle dedin ki? Tamam peki. Şişt, çocuklar, şişt, bakın hele. Buyur amca. Sen şunu al. Sen de şunu al. Güzel güzel harcayın, tamam mı? Allah zihin açıklığı versin, hadi. Sağ ol amca. Allah tuttuğunu altın eylesin. Amin, amin. Hadi geç kalmayın, hadi. Vallahi maşallah amca. Sen her gün böyle olsa kasabalı geçecek. Yok canım. Şey Sefer, ya ben bir şey diyeceğim sana. Son turu sen atsan olur mu ya? Ben ara vermeden iki tur atarım, aradaki farkı kapatırım, tamam mı? Olur olur kardeş, bir problem yok değil mi? Ha yok yok, iyiyim ben, iyiyim. Sağ olasın. Hey. Mehmet, gel oğlum buraya. Ne oluyor senin patron bak? Ustam evde istirahatte. Bugün kahveye gelmeyecek. Hayırdır, hasta falan mı? Yok, geçen gün köye gittiydi ya. Orada örgür çıkarmışlar. Ustam zor kurtulmuş ellerinden. Hadi yolla. Hadi yürü. Oğlum niye baştan demiyorsun? Rıfat'ım. Ben bunlar sorayım şimdi sana. Hiçbir şey kalmayacak, tamam mı? Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi olacak. İnan bana bak, bir tane bile iz kalmayacak, söz. Silinir mi bütün balonu hemen Mecuban? Yüzümdekiler sadece görünen yaralar. Benim içim acıyor ya. Hem insan içine çıkacak takatim kalmadı. Kasabalı ailesine bakamıyor, bir de gitti üstüne dayak yedi diyecek diye aklım çıkıyor benim. Ya olur mu öyle Şerifat'ım? Hani kasabalı senin ailen için neler yaptığını hepsini biliyor. Ayrıca
O seni eleştirecekler var ya, önce dönsünler kendi eşiğine baksınlar. Şurayı dağıtayım. Merak etme baba. Az biraz sabret. Ben hemen büyüyeceğim. Her kavgaya senin de geleceğim. Hep arkanda olacağım. Ay benim aslan oğlum ya. Benim senin gibi oğlum olduğu sürece benim sırtım yere gelmez. Ha? Hadi okuluna geç kalma. Ben akıllı annem ya. Nerede çantan? Hadi hadi. Al bakalım. Bakalım. Hadi Allah zihin açıklığı versin, tamam mı? Dikkat et. Bir şeyini unuttu herhalde. Müsaade var mı? Ha, tabii abi, buyurun buyurun. İşimiz ucuk geldik vallahi. Kardeşim. Abi hoş geldin. Rahatsız olma, rahatını bozma kardeşim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Fırat. Eyvallah, sağ olun yani. Sizi böyle bu halde karşılamak istemezdim ama kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Oğlum ne oldu lan? Niye böyle oldu? Niye böyle yaptılar? Abi köylüler anama çok kızgın. Bilenmişler. Avukat da şikayetlerini geri çekerlerse işimiz kolaylaşır dedi. Ve ben de gidin bir şansımı deneyeyim dedim. Gittim onlarla konuşmaya. İşte göründü zalim baba. İyi de kardeşim böyle şey mi olur ya? Kendi cezalarını kendileri mi kesecekler? Ya bu ülkede hak var, hukuk var, ne oluyor? Böyle her önüne gelen kaba kuvvetle bunu yapsa olacak iş mi bu? Halimiz ne olur? Sefer doğru söylüyor Rıfat. Madem onlar şikayetlerini geri çekmiyor, sen de onları şikayet et. Yani şiddetin affı olmaz. Çeksinler cezalarını. Ya vallahi abi o gün bizim yaşadıklarımız anlatılır gibi değildi. Ben de diyorum Rıfat ama ikna edemiyorum. Bak Rıfat kardeşim, sen yalnız değilsin. Biz varız, abim var oğlum sen. Ben senin için nasıl kırmızı çizgiysem sen de benim için kırmızı çizgisin ha. Biliyorum abim, abim biliyorum. Ama işte şimdi şikayet edersem köylüler iyice bilenir. İşkan davasına döner diye korkuyorum ben. Olmaz öyle şey kardeşim. Bileşseye yapılan bir şey mi var ortada ya? Ha? Sakın kendini yalnız hissetme bak. Biz varız tamam mı? Sakın aklına böyle şeyler getirme Rıfat bak. Sana söz veriyorum oğlum. Her şey eskisi gibi olacak tamam mı? Sofranızda eksik kimse kalmayacak söz veriyorum. Rıfat bak. El birliğiyle halledeceğiz bu işi. Yani neticede iyi günde de kötü günde de bir olan kasabanın çocuklarıyız değil mi? Ama doğru söylüyor. Köylüyü de sen dert etme. O ben de halledeceğim ben, tamam mı? Eyvallah abim. Sağ ol. Eyvallah. Allah sizden razı olsun. Ay. Adile Hanımcığım ben bulaşıkların hepsini bir güzel yıkadım. Aa. Akşam yemeği için de taze fasulye ile pilav koydum ocağa. Kısağı da aldım, bir güzel pişiyor. Senin canın istediği başka bir şey var mı? Hemen yapayım. Ay Allah razı olsun Kamran Hanım. Ne zahmet ettiniz böyle? Vallahi utandım ben şimdi. Ay canım benim, utanacak bir şey yok ki bunda. Biz seninle dünürüz. Dünür demek ne demek? Dünür demek bir nevi kardeşlik demek. Hem bu kasabada bizim birbirimizden başka kimimiz var ki? Maşallah maşallah. Allah muhabbetinizi artırsın. Amin. Amin. Allah razı olsun Kamran Hanım. Sağ olun. Vallahi bugün burada olmanız o kadar mutlu etti ki beni. İnan bana ben de çok mutlu oldum. Bundan sonra daha sık geleceğim inşallah. Yalnız benim senden bir ricam var. Bundan sonra herhangi bir derdin olduğunda, canın sıkıldığında ilk beni arayıp bana anlatıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Münir. Hayatım, hadi işin bittiyse gidelim. Daha fazla zahmet vermeyelim. Tamam, tamam. Bitti. Şunu da asayım. Evet. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz hayatım. Hadi ben yolcu edeyim. Aa, yok. Hayır. Sen hiç zahmet etme. Biz gideriz. Tabii. Hadi iyi günler. İyi günler. Biz. İyi günler. Kalın sağlıcakla. İyi günler. Şey yapalım. Allah Allah. Bir saatte ne oldu böyle? Kamran Hanım değil, sanki kendi öz kız kardeşim. Anu. Bunlar benim hamile olduğumu öğrenmiş olmasın sakın. Yoksa ağzınızdan mı kaçırdınız Hüseyin Bey? Ya yok yok, ben değil. Döndü yenge mi kaçırdı? Döndü mü? Döndü mü kaçırdı? O nereden öğrenmiş ki? Ya ben o kadar dedim. Adile Hanım'ın hastalığından kimseye bahsetmeyin dedim. Ama döndü yengem gitmiş orada kaçırmış. O kaçırınca da Kamran Hanım da öğrenmiş olmuş. Hastalık mı? Ne hastalık?
Ya bana baksanıza Hüseyin Bey. Siz benden gizli ne işler karıştırıyorsunuz? Şimdi hani siz dediniz ya, hamile olduğumu kimse öğrenmesin diye. Ben de işte şey yaptım, yengelerim gelince dedim ki, Adile Hanım dedim, kötü bir hastalığa yakalanmış. Ama yani kötü niyetimle değil, hani yengelerim şey yapmaz, şüphelenmesinler diye dediydim. Hastalık dediniz. Evet. Ya bu denecek şey mi ya? Şimdi eltilerim beni hasta biliyor yani, öyle mi? Evet, eltilerim ve Kamran Hanım öyle biliyor. Ne yaptınız Hüseyin Bey ya? Ne yaptınız Hüseyin Bey ya? Ya ne oldu, nereye gidiyorsun? Herkese gerçeği söylemeye gidiyor. Size de aşk olsun. Bu yaşta yalan söylemek yakıştı mı hiç size? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ya yalan değil. Yalancık. Ufak pembe yalancık. Yok amcaoğlu, düğün iptal. Anam olmaz diyor. Ya işte 10 gün sonra Ramazan ayı giriyormuş. Da biz onu unutmuşuz tabii. Ya yok ya yok. Yani ne dediysek olmadı, mümkün değil. Allah aşkına anamı tanımıyor mu ya? Nuh diyor, peygamber demiyor. Ne dediysem kâr etmedi. Bakalım, yazı erteleyeceğiz gibi duruyor. Hayırlısı. Aynen öyle amcaoğlu, hayırlısı artık bakalım. İyi bakalım, sağ ol canım benim. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Öğretmen Hanım, ya ama sen böyle üzme kendini ya. Ya vallahi üzme. Bak sana söz, ben bu kasabanın görüp görebileceği en iyi düğünü yapmazsam bana da Taner demesinler. Bilmiyorum Taner ya. Ya ben işin düğününde de değilim zaten. Düğün yapmasak da olur. Ya ben artık seninle ayrı kalmak istemiyorum. O nasıl laf öyle Allah aşkına ya Selma? Ya niye ayrı kalalım ki? Biz ayrı kalmayacağız, yazın evleneceğiz. Sonra da son nefesimizi verene kadar Allah'ın izniyle beraber olacağız. İşte bakalım, tabii yazda da bir şey çıkmazsa. Ya o zaman da Kurban Bayramı diyecekler. Allah içimden siz bu gidişle zor evleniriz diyor. Ya niye böyle diyorsun Allah aşkına, niye zor evlenelim ya, ne varmış ki yani? Yok öyle öyle bir şey yok yani. Şey Adile abla. Ya abla sen neden diye? Ya çocuklar kusura kalmayın. Ben öyle konuşmalarınıza kulak misafir oldum da. Ya siz düğün mü yapmak istiyordunuz? Ya bir yapsak mı diye düşündük de annemler istemediler. Ramazan ayına denk geliyor ya, o yüzden sıkıntı oldu ama artık yaza inşallah. Hayırlısı inşallah. Halime abla evde miydi? Ha evde, evde geç sen. Geç, geç abla. Ya çocuklar siz gerçekten istiyoruz mu bu düğünü yapmayı? Ya Adile abla istiyoruz Allah aşkına, istiyoruz da yani bizim istememiz neyi değiştirecek yani, durumlar ortada. Aynen öyle, yani bizimkileri ikna etmek için bir mucize falan olması lazım. Onu sormuyorum kızım. İstiyorsunuz mu istemiyorsunuz mu? Ya istiyoruz, istiyoruz, istiyoruz Adile abla, istiyoruz da nasıl olacak, nasıl? Tamam tamam, hiç merak etmeyin. Ben şimdi o işi halledeceğim. O düğünde bu hafta olacak Allah'ın izniyle. Nasıl halledeceksin Adile abla? Şşş, sonrasını bana bırak. Nasıl, nasıl? Allah Allah. Nasıl yapacak ki? Hani... Bak nasıl mutlu oldum. Birden mutlu oldum. İnşallah. İnşallah. Lan ne yapıyorsun? Dik tut şunu. Dik tut tut. Nasıl tut, 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 tut lan. Tut. Gol be! Gol be! Popes kıvırdı, gol oldu. Popes kıvırdı, gol oldu. Popes kıvırdı. Popes kıvırdı, gol oldu. Popesko! Ne yapıyorsun oğlum? Ha? Biliyordum amcaoğlu. Vallahi bunun bekarlıktan delireceğini ben biliyordum. Oğlum ne bekarlığı, ne bekarlığı. Evleniyoruz biz, evleniyoruz. Evleniyoruz ya. Grup atlayacağını aldım. Akşam o grup atlayacağım. Siz de gel. Kızlar! Kızlar! Kızlar. Ders oldu. Vallahi de billahi de oldu. Dur dur, bu soğuklar ne oldu? Ne oldu kız? Annemler düğünü yapmaya izin verdiler. Nasıl ya? E katiyen olmaz diyorlardı oğlum. E yaza yapacaktınız hani? İkna oldular, hemen başlayan hazırlıklar dediler. E nasıl ikna olmuşlar ki? Rüyalarına bir aksakallı dede falan mı girdi? Yani aslında onun gibi bir şey oldu. Biz tam ümidi kestik. Adile abla duymuş. Yerli meseleye el koydu. Merak etmeyin, ben çözeceğim işiniz dedi. Ese oğlum işte ikna oldular, hemen başlayan hazırlıklar dediler. Geldi çözdü, anamla konuşmasıyla çözmesi bir oldu. Allah Allah. Adile ablaya bak sen. E o nasıl çözmüş ki? Onu bilmiyorum. Sorma yavrumlar. Hastalık belası döndü dolaştı, geldi bizi buldu. Hiç umut yok mu Eltim? Ha? Doktor ne diyor, bir şey demiyor mu? Bir tedavisi, ilacı falan yok muymuş? Doktor önümüzdeki 3 ay ya görürüm ya göremem dedi. Deme öyle, deme öyle. Allah biliyor ya. Benim de en büyük hayalim
Taner oğlumla Selma kızımın düğününü görmekti. Ama duyduğum kadarıyla siz düğünü yaza yapacakmışsınız. Neyse. Demek ki benim nasibimde onların evlendiğini görmek yok mu? Ağlama Elçim, ağlama sen, ağlama. Sen bu düğünü göreceksin Allah'ın izniyle. Onlar da zaten evlenmek istiyorlar. Bir an önce kurarız düğünü. Aynen Dünürüm, aynen. Biz el birliğiyle bu düğünü yaparız. Allah'ın izniyle yaparız inşallah. Vallahi ben dayanamayacağım Dünürüm. Ya bu müsait miydi? Estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Allah'ım sen beni affet, bu halimle Hüseyin Bey'in yalanına ortak oldum. Ama vallahi çocukların mutluluğu için yani yüreğim olsun. Allah'ım ben söylediğim yalanın kefaretini neyse ödeyeceğim. Sen şahidim ol yarabbim. Amcaoğlu'na hiçbir sıkıntı kalmadı yani, öyle mi? He, yok, kalmadı, kalmadı çok şükür, kalmadı. Kalmadı. Ay vallahi çok şükür be, çok sevindim kız. Çok şükür, çok şükür. Gözlerimiz aydın. Ay hadi oturmayın ya, kalkın, kalkın. Düğünümüz var. Gel. Gel. Yollar
insanı zamansızlaştıran anlar vardır. İki gönlün birbirine değdiği an zaman susar, sonsuzluk başlar. En güzel başlangıcımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Beğenmedin mi? Ne oldu? Yok, çok beğendim. Çok güzel de. Ya başka bir şey mi yazsaydık acaba? Böyle anlaşılacak mı? Ben emin olamadım. Yani ister anlaşılsın, ister anlaşılmasın. Benim içimdeki duygular böyle. Sen bana sonsuzluğu verdin. Yani benim için zaman nerede başladı? Nasıl devam etti? Ne kaç sene geçti? Ben ne yaşadım, ne yaşamadım hiç bilmiyorum. Ama sen benim hayatıma girdiğin günden beri zaman bitti bende yani, dondu. Ya sanki böyle zaman makinesi bulmuşum gibi, icat etmişim gibi. Sen benim içimdeki bütün yaralara merhem oldun. Ya bütün acılara dindirdin. Bak benim kalbimde böyle geçmeyen en büyük acı nostaljiydi. Nostalji duygusu. İçimde dinmek bilmeyen mazi. Öyle, öyle uykularımda gözümü kapatınca gelip duran, zihnime çarpan o hatıralar, o acılar. Sen geldiğin gün, elimi tuttuğun gün bitti. Sen bana sonsuzluğu verdin. İyi ki geldin Selma. İyi ki geldin. Ben de sanki rüyada gibiyim. Bilmem, belki de sonsuzluk dediğim budur. Rüyalarda da zaman olmaz ya. Ama ben bu rüyada uyanmaktan çok korkuyorum Tamir. Ah, ben uyuduğumda da uyandığımda da hep yanında olacağım öğretmen hanım. Sana söz veriyorum. Ben seni hiç bırakmayacağım. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi geç olmadan da dağıtalım o zaman şu davetiyeleri. Tamam, hadi bakalım. Hadi. Tansel kim ya? Tansel. Asuman, Allah Allah. Tansel işte, Tanel'le Selma'nın kısaltması. Seltan değil mi oğlum o? Hmm. Hatta bir şarkı yaptı, selamı Seltan. Seltanlık bir şey demedi ya. Şey demedi ya. Seltan gibi, Seltan gibi, su gibi. Sev seni, seveni, sev dostum. Sev Taner amcaoğlum gibi. Öyle değil mi diye? Aynen. Çok güzel söyledin ha. Söyleyecek tabii. Kimin elçisi ya? Şş kız, sen arada bir derslere gelsene. Vallahi, yok ya. Gel gel, vallahi olmaz mı? Olur, çok güzel olur. Derse, derse harika olur ya. Yok yok yok. Oho! Bu ne arkadaş ya? Siz bu düğünü zor yaparsınız ha. Ben diyeyim size. İki saattir bu mevzuya giremediniz. İlla bizim mi el atmamız lazım meseleye arkadaş? Helal de size. Vallahi ağzımdan aldınız lafı ya. Sizin ne işiniz var la burada? Okulda olmanız gerekmiyor muydu sizin? Okul biter, çok oldu Ramazan amca. Biz de size yardıma geldik. Hani olur da bize ihtiyacınız olur gibisinden. Hem bakıyorum da biz siz yapamıyor gibisiniz. Bak bak, laflara bak ya. Şunların bir laflara bir bak. Bana bak oğlum. Geldiniz madem, sessiz sessiz dinleyin. Tamam, zaten çok vaktimiz yok. Sen de anlat hadi. Evet güzel alem. Bugün burada yılın düğününün organizasyonunu yapmak için toplandık. Dört bir koldan sarılıp Ramazan ayına girmeden bizim bu düğünü halletmemiz lazım. Evet, çözmemiz gereken mesele bir düğünün olmazsa olmazı. Düğün yemeği. Allah, pis benim o. Ne bakıyorsunuz ya? Hiç mi okuldan çıkmış, aç aç duran bir öğrenci görmediniz? Bak, hala bakıyorlar. Anneciğim, sen acıktın mı aşkım? Asuman, tamam, tamam. Tamam, işimize bakalım. Evet. Şimdi ne diyordum? Ha, bir düğünün olmazsa olmazı sanatçı. Bizim böyle hafızalardan kolay silinmeyecek çok acayip bir sanatçı bulmamız lazım. Yemin ediyorum çok doğru söylüyorum, biliyor musun? Böyle en ünlüsünden bir sanatçı getirebilse şahane olur. Mesela Tarkan olur, Eser Eyüboğlu olur. Tabii tabii, Eser Eyüboğlu'nun işi gücü yok da bizim düğüne gelecek. Yok, bu böyle olmayacak. Hadi bakalım, herkes işine baksın. Hadi. Hadi. Nasıl ya? Kovuyor musunuz bizi? Aynen. Tamam baba, konuşmayacağız. Sus. Güzel kızım, sen üzülme. Senlik bir şey yok. Hadi bakalım, herkes ödevlerine. Hadi, hadi. Kovamazsınız bizi. Kabul etmem. Sonuçta gelinin en yakını benim. Selma teyze benim evim. Bundan ötesi var mı ya? Ebe, yürü lan. Yürü.
Hadi yürü. Yaskale. Arayın. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Allah Allah. Dikkatli gidin. Bu ne arkadaş ya? Adamlar koyun sürer gibi sürdüler bizi. Kız tarafıyım ben. Kovamazsınız beni. Vallahi vermem gelin ha. Alo. Tamam amcaoğlu bırak. Onlar bizi kovarlarsa biz de kendi organizasyonumuzu planlarız. Doğru valla. Biz onlardan daha iyi bir düğün planlayalım da bize çocuk muamelesi yapmak neymiş görsünler. Yemin ediyorum ya arı gibi vız 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 vız. Kafam dağıldı bitti yani. Tamam Ramazan tamam hadi devam edelim sanatçı diyorduk. Evet ne diyorduk? Sanatçı diyorduk yenge doğru söyledin güzel. Bizim şöyle kıyak bir sanatçı bulmamız lazım. Selami gibi aynı. Anam. Ha Selami. Ne oldu lan? Amcaoğlu ben Selami'yi unuttum. Nasıl? Nerede unuttun ya? Ya biz onun gün hani Türkiye yarışmasına gidiyorduk ya. Orada ben onu bantladım. Depoyu kilitledim. Böyle kaldı orada. Ne yaptın ne yaptın? Kilitledim kaldı. Yok canım yapamıyorsun da öyle bir şey herhalde. Allah yaptım. Oğlum sen manyak mısın? Adamı niye bantlıyorsun lan? He? Madem adamı bantladın niye çözmüyorsun oğlum? Adam susuzluk koy öldük orada. Ya amcaoğlu koşuşturma ben unuttum işte. Ne bileyim aklımdan gitmiş ya. Tamam olabilir ya. Tamam. Şişt. Panik yapmayın. Paniğe hiç gerek yok. Vallahi paniğe yapmayın. Hiç gerek yok. Selam bir yolunu bulmuştur. Kesin böyle çıkmıştır oradan. Bulmuştur bir yolunu. İnşallah bulmuştur. Bulmuştur. Bulmuş mudur? Evet amcaoğlu. Bu iş artık bizim için bir onur meselesi. Aynen öyle ya. Yıllardır çocuk diye hakir görüldük, örselendik. Laflarımızı ciddiye bile almadılar. O yüzden bizim Selma annemle babama mükemmel bir düğün yapmamız lazım. Onlar da görsün. El mi yaman, bey mi yaman? Evet amcaoğlu. Şimdi hemen başlayalım. Bir düğünün olmazsa olmazı nedir? Düğün yemeği. Vallahi bu adamın karnını doyurmadan işimize odaklanamayacağız. Al ye şunu da biraz beynine kan gitsin. Oh be. Nihayet. Bana sorarsanız sanatçı için bu kadar fazla debelenmeye gerek yok derim. Babam gilden biliyorum. O kadar sanatçı aradılar, durdular. Sahneye çıkan hep Selami Fersas oldu. Siz Selami amcayı kaçırmayalım derim. Vallahi Yusuf doğru söylüyor. Yürüyün çocuklar, Selami amcayı bağlayıp gelelim. Nereye gidiyorsunuz ya? Koşarken yemek yiyemiyorum ben. Hadi hadi acele edin biraz. Aa kapı açık. Ölmemiş demek ki. Bir yolunu bulup eve girmiş. Tövbe estağfurullah. Abusun konuşma yürü ya. Ya geç kaldık. Selami amcaya çoktan gelmiş bizimkiler. Ben dediydim size bunlar dönüp dolaşır Selami amcayı bulurlar dediydim. Ne yapacağız peki? Selami amcadan daha iyi bir sanatçı bulacağız. Başka çaremiz yok. Hah amcaoğlu Selami burada ölmemiş. Selami. Selami iyi misin? Niye tekerlekli sandalyedesin? Saatlerce aç, susuz, depoda kilitli kaldım Çakır. Vücudumun bütün suyu çekildi. Dizlerimin feri çözüldü. Adeta bu saatten sonra kimseye hayretmem derecesine. Sen çok şakacısın ha. Yemin ediyorum çok şakacısın sen ya. Vallahi Selami ya. Oğlum sen taş gibisin ya. Sen hepimizi gömersin yeminle ha. Vallahi. Hadi doğru bakalım. Hadi şu endamını görelim. Yaklaş ona! Kaldır ellerini. O ne? Lan tüfek ne alaka? Manyak indir şunu. İndirmem Çakır. Sen karışma bu işe çekil kendine. Kaçır! Bırak! Hayatım gözlerimin önünden geçerken kendi kendime ahdettim. Depodan kurtulursam bıyıktan intikamımı alacağım dedim. Şimdiye kadar hayatta kalmamı sağlayan neydi biliyor musun Çakır? Yok bilmiyorum. İntikam ateşinin gücü. Haklısın.
Geberteceğim lan seni. Ya Selam saçmalama ya. İndirir vallahi şeytan doldurur ha. Şeytan doldurmadı ki yenge. Kendim doldurdum. Siz de kaçının kenara da saçma neyin sekmesin. Kaza çıkmasın şimdi. Ramazan, Ramazan. Selami. Gözünü seveyim oğlum sen manyak mısın ya? Ya Taner'le Selma'nın düğünü var. Bizim senin sesine ihtiyacımız var. Yapma hadi gözünü seveyim hadi yapma. Son duanı et. Son duanı et bıyık. Bittin sen. Ramazan bu kafayı kırmış. Kafayı kırmış kaç. Kaç Ramazan. Kuş mu? Kaçma lan kaçma. Kaçma. Tüfek gibi senin de. Kaç bakalım Ramazan efendi kaç. Elbet bir gün elime düşeceğim. Var ya şu tüm yaşadıklarımın aynını yaşatmazsam bana da Selami demesinler. Selami amca da gittiğine göre elimizde bir tek annem kaldı amcaoğlu. En iyisi ben gidip annemle bir konuşayım. O şarkı söylesin. Hem üstünde evlatlık hakkım var. Durmaz beni. Olmaz amcaoğlu. Osman yengem de karşı tarafta. Pes etmiş oluruz. Ay doğru söylüyor. Bize başka bir sanatçı lazım. İyi de kim ya? Biz kimi tanıyoruz ki? En iyisi ben çıkayım. Bir iki türkü söyleyeyim. Hem bakarsın bahşişlerden de iyi para gelir. Çocuklar, siz burada kös kös oturup ne arıyorsunuz bakayım? Ha? Hiç sorma dede ya. Selma öğretmeninle Taner amcanın düğününü organize ediyorduk da bir türlü beceremedik. Nasıl ya? Zaten onlar evli değil mi? Biz onların düğününü de yaptık. Bir de oğulları... Aha işte Ali. Oğulları da burada. Sen karıştırıyor Musa dede. O dediğin annemle babamın düğünüydü. Bu başka. Neyse dede ya oyalan bizi. Gözünü sevdim. Daha sanatçı bile bulamadık. Bak 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 şu laflara bak. La oğlum böyle durumlarda dedenizden yardım istemeyi niye düşünmüyorsunuz? Ne oldu dede? Sen çıkıp şarkı söyleyeceksin yoksa? Ama çok komik. Kule kule bir hal oldum, kasıldım. Bak, şuna bak, çakallar büyümüşler de dedeleriyle maytap geçiyorlar. La oğlum, benim bir ahbabımın oğlu var. Ünlü, çok meşhur bir şarkıcı. Beni de sever sayar. Gider ona telefon açarım, gelir. Olma mı? Nasıl ya? Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Adı neydi? Eser. Eser Eyüboğlu. Ne? Bildiğimiz Eser Eyüboğlu mu? Evet ya, ta kendisi. Bir de onun kardeşi var, Ezgi Eyüboğlu. Açarım telefon, ikisi de gelir, olma mı? Dede, sen karıştırıyor muyasın? Murat Boz meselesine benzemesin. Ama çok bilmişsiniz. Ben gidip de şu telefon rehberini bulayım da... ...şunları bir arayayım da sizi de şaşırtayım. Korun gününüzü. Siz bakmayın dedeme. Yine o biriyle karıştırıyordur kesin. Aynen aynen. Hadi biz işimize bakalım. Deli ya az daha öldürüyordu beni. Ya ama sen de hak ettin yani Ramazan. Ya adamı bantlayıp depoda unutmak nedir Allah aşkına? Ya ben ne yapaydım Masuman ya? Ben yarışmaya katılma dedim. Allah Allah gençlerin önünü aç dedim. Dinlemeyince de başka çare kalmadı. Ne yapayım yani ben? Aa. Anam. Öğretmenim siz burada mıydınız? Gelin çocuklar gelin. Ya düğün için hazırlık yaptığınızı duydum da. Benim de yardımım olur mu diye sormak için gelmiştim ama sizleri göremeyince de burada oturdum kaldım. Hakkınızı helal edin artık. Öğretmenim ayıp ediyorsunuz dükkan sizin ya. Çay kahve bir şey yapaydınız kendinize. Yok canım belki sonra. Nasıl gidiyor bakalım hazırlıklar neler yaptınız? Vallahi sormayın öğretmenim ya. Selami biraz kafayı tırlattı. Sanatçı bulamıyor, sanatçı arıyoruz vallahi. Aslında şöyle yıllarca unutulmayacak bir sanatçı bulsak güzel olurdu ama... ...tabii o kadar vaktimiz de kalmadı. Aa, niye bana söylemediniz? Ben size bu konuda yardımcı olurdum. Çok kıymetli sanatçı bir ahbabım var benim. Nasıl yani, kim ya? Orası sürpriz. Kendisi Ankara'dan çok eski bir ahbabım olur.
Dünya tatlısı bir insan. Ay. Allah Allah, kim acaba? Sürpriz kim? Düğünde görürsünüz. Hatta ben onu bir arayayım. Kırmaz beni. Eğer işi yoksa mutlaka gelir. Öğretmenim ne diyorsunuz ya? Arayın arayın öğretmenim arayın. Hemen arayın gelsin. Yırttık amcaoğlu yırttık. Ben sana diyeyim böyle. Çok acayip biri geliyor bence. Kim acaba? Bilmiyorum. Al ablam buyur. Kolay gelsin. Olsun. Sağ ol, sağ ol. Kolay gelsin inşallah. Bekleriz inşallah. Sizleri de bekleriz. Bekleriz. Gelin gelin. Sağ olun. Sağ olun. Heh, al teyzem buyur. Halime'nin oğlu musun sen? He Halime'nin oğluyum ben. Taner ben, Taner Kaya. Ha, güzel yavrum. Şu düğünü iki bayram arası yapmasaydın da Ramazan'dan sonra yapsaydın. Şimdi teyzem, ben Pamuk teyzem. Zaten Ramazan'dan sonra da iki bayram arası. He? Şimdi de iki bayram arası değil mi? He şimdi de iki bayram arası. Nasıl oluyor şimdi? He nasıl oluyor şimdi? Bak şimdi şöyle oluyor, ben sana anlatacağım. Şimdi biz Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı'nın arasındayız. Bayramdan sonra Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasındayız. Yani teknik olarak aslında bütün düğünler iki bayram arasında yapılıyor. Yani sen canını sıkma, al torununu gel bekliyoruz biz, tamam? Gel bak, mutlaka gel bak. Annem de görmek ister seni. Heh. Bari bayramda yapsaydınız, bayram arası olmayan tek yer orası. Evet. Ama biz işte o kadar bekleyemeyiz, tamam? Hadi iyi günler. Hadi iyi günler yavrum. Allah kafam karıştı. Ramazan bayramı, kurban bayramı bitti. Kurban bayramı, Ramazan bayramı, iki bayram arası. Ben ne diyeceğim şaşırdım ama ikna oldum. Oldu, oldu. Sağ ol, sen buyurun bekleriz. Buyurun bekleriz. Kolay gelsin abla. Buyur bekleriz. Sağ ol, sağ ol inşallah. Canım ben bir hala gideyim, konuşuruz zaten, tamam mı? Hadi bakalım görüşürüz. Şey Taner, bunları unuttum, bunları sana vereyim. Aa doğru vallahi unutuyordum ya. Bundan sonra hayat benim için de iki bayram arası. Kalbime değdiğin gün, kalbine değdiğin gün. Benim de öyle öğretmen kızı. Benim de öyle. Ah. Hadi konuşuruz tamam mı? Görüşürüz. Şapşalım ya öğretmen kızı dedi. Seni ne kadar sevdiğini gör bak. Dile ederdi öğretmen kızı diye. Demek seni onun yerine koymuş. Kasabamız sakinlerinden Leyla Çiçeğin avlusunda Taner Kaya ve öğretmen Selma Çiçeğin kına gecesi düzenlenecek olup kasabamızdaki bütün hanımlar davetlidir. Allah Allah. Hasta hasta da iyi oynuyor maşallah. Hanımlar, ne oturuyorsunuz böyle köz köz? Hadi kalkın siz de oynayın. Allah aşkına öyle mi görün? Haydi. Ah Allah Allah. Tabii tabii Adile Hanımcığım. Hadi kalkın. Kalkın. Thank you.
Kenan dayı, sen miydin ya? Sen güzelken neyi kastetmiştin? Sen neyi kastettiysen ben de onu kastettim. Sen neyi kastetmiştin? Ben şey ya öyle dalmışmış yani. Ortama diyorum, onu bir şey kastetmedim ben ya. Hiç geldi seni. Bana bak. Eğer kimse öğrenmesin istiyorsan şu tertip rolünü daha iyi oynamalısın. Çünkü çok feci şekilde belli ediyorsun bak. Yapma be dayı. Sen biliyor muydun? Herhalde aslanım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok yakışıyorsunuz. Aslanım benim. Gitme zaten, o da senden gözünü alamıyor. Bir şey diyeceğim, sen ne güzel olmuşsun ya böyle. Hep açsana saçlarını. Bence o da seni böyle daha çok beğenir. Kim abla? Bence sen biliyorsun kim olduğunu. Nasıl ya? Sen nereden biliyorsun abla? Hadi hadi oyna, güzel oyna. Bak seni izliyor. Selma'cığım, canım geliyor musun? Allah Allah. Ne oldu bu kıza ya? Yani bugün makyajını yaparken de biraz canı sıkkın gibiydi. Selma, Gül'üm müsait misin? Gelelim mi? Yenge, ne yaptınız? Geliyor mu Selma? Allah, içeride ama bir şey demiyor. Nasıl bir şey demiyor? Taner, bana bak, sen bu kızın kalbini kıracak bir şey mi yaptın? Yok yenge, Allah aşkına ben ne yapacağım? Selma'nın kalbini kıracak ya. Bir de ben bir sesleneyim bari. Selma. Canım geliyor musun? Selma bak, herkes bizi bekliyor. Amcana gir gir. Gir, bir heyecanlanmıştır belki. Aynen ya, şimdi Taner'le baş başa kalsınlar. Taner halleder zaten, hadi biz gidelim. Hadi. Hı. Hadi gel. Canım bir ben geliyorum, tamam? Selma, bak Cemile ile Osman seslenmiş ama duymadın herhalde müziğin sesinden, ha? Ay şey, yok duymamışım. Hazırlanıyordum işte, ben de bitti zaten. Sen bana baksana, ha? Bana bak bakayım. Ağladın mı sen? Yok, ağlamadım. Makyaj yaparken toz falan kaçtı herhalde, ondan. Ha, inandım ben de. İnandım. Hiç bak ne diyeceğim. Sen de akına yakılmadan böyle ağlamaya başlarsan bu geceyi bitiremeyiz biz. Hadi gül biraz. Bak gören de seni zorla evlendiriyor sanacak ha. Duygulandım sadece, bir şeyim yok. Vallahi merak etme, iyiyim. Ne? İyi ol bak. Sen hep iyi ol. Hadi bizi bekliyorlar. Çok fazla bekletmeyin. Tamam. Ben sana yardım edeyim. Thank you.
bilersin ki bıraksalar bir ömür boyu babanda kalmak. Hem işe gözlerine bak, burada kaybolmak isterim. Öğretmen Hanım, ben seni çok seviyorum. Sen tahmin edemeyeceğinden bile çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Dağdan keserler gurgeni, önünde mumlar yanası. Gel gelinin kaynanası. Gelinim, gınan kutlu olsun. Annesi, kızın annesi, elinde mumlar yanası, yakınıyor gelinin gınası, işte budur bunun edası. Canım kızım, gelin oluyor, bahtsız anası kızsız kalıyor, evim barkım ıssız kalıyor, güzel kızım, kınan kutlu olsun. Atladı geldi eşiği. Soframda hazır kaşığı, geliyor gönlümün sultanı.
güzel gelinim. Günün kutlu olsun. Kızım, uzat bakalım elini. Ay canım Eltim ya, masumum. Hemen de açıyor elini. Kız, böyle kuruyu açmasana elini. Kapat, kapat. Şöyle, şöyle. Dur. Benim göğünü zengin gelin. Ha? Hı? Şimdi oldu. Kızım. Gelinim Cemile. Ha? Aç bakalım. Şöyle koydum. Şimdi kapat. Eldivenini de alayım. Gelinim, Cenab-ı Rabbime şükürler olsun, bugünleri gösterdi bize. Sen evimize güneş gibi doğdun. Oğluma neşe oldun. Öksüz torunuma ana oldun, umut oldun. Ama sonra yüzün hep gülsün. Ben de sana ana olacağım nasipse. Elin olacağım, dayanağın olacağım ömrüm yettiğince. Bundan sonraki hayatın hep güzelliklerle dolsun inşallah. Allah seni nazarlardan saklasın, kem gözlerden korusun Rabbim. Amin. Değil mi Selma anne? Sadece bir gün kaldı değil mi? Öyle Alim, bir gün kaldı. Ama sen şimdi gidip yatıp hemen uyumazsan yarınki düğüne geç kalırsın ona göre. Kalmam merak etme. Hatta en erken ben kalkarım. Şuna bak ya. İyi geceler. Hadi babaanne, evimize dönelim. Tamam oğlum, tamam. Acele ettirme. Hadi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi bakalım gel gidelim. Hemen uyuyalım. Kızım, biz içeri geçelim. Sen de bu halinde çok dışarıda kalma, üşütürsün maazallah. Tamam anneciğim. İyi akşamlar Leyla anne. İyi akşamlar oğlum. Kız kardeşimi fazla tutma Taner. Bundan sonra hep seninle zaten. Onun son gecemiz. Daha kestane yiyeceğiz, kedilere mama vereceğiz. Yapacak bir sürü şeyimiz var. Kız kardeşin iki dakikaya sen de fazla merak etme. Tamam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Cam sen iyi misin? Ha? Böyle bir solgun görünüyorsun ama bir şey yok değil mi? Yo iyiyim ya. Bir şeyim yok. Sabahtan beri doğru düzgün bir şey yemedim ya. O yüzdendir. Emin misin hayatım? İyiyim. Hayır bak aile evinden ayrılacağını diye üzülüyorsan bu kadar üzülme. Zaten iki dakikalık mesafe ya. Özledikçe artık annenle camdan bakışırsın. Öyle yaparım artık. Ne yani? Taner şey benim üzerimdeki 10 kilo falan. Ben gidip üzerime rahat bir şeyler giymek istiyorum artık. Cemile de şey dedi, kınadan sonra kızlarla bize geleceklermiş. Bir de onun için de hazırlık yapayım, gideyim. Oo, bekarlığa veda partisi ha. Güzel güzel iyi, iyi bakalım. İyi sen eve geç, ben de geçeyim. Ya bizimkiler bana bir şey demedi ama muhtemelen birazdan damlarlar. Haberleşiriz sabah zaten. Tamam. Hadi geç bakalım hadi. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler canım benim, iyi geceler. Thank you.
karşınıza çıkmamam lazım. Kim var orada? Kim var orada dedim? Kimsin sen? İn misin, cin misin? Merhabalar Mevsim Hanım. Ne in ne de cin. Belediyeci Seyfettin. Seyfettin Bey, siz miydiniz? Ödüm kopardınız. Ne işiniz var sizin orada? Ya şey, ben yoldan geçerken buralardan sesler duydum. Vatandaşlarımıza da böyle zarar verecek bir şeyler olmasın diye onları kontrol etmek amaçlı buralara inmiş bulunmaktayım. Vallahi kasaba halkı ne kadar şanslı. Gece gündüz demeden insanların iyiliği için çabalıyorsunuz. Vallahi helal olsun size. Aman efendim, çok estağfurullah. Siz nasılsınız? Kanadaydınız herhalde. Böyle geçerken karşılaşmış bulunduk yanlışlıkla, tesadüf. Evet, evet. Selma'cığımın kınasından geliyorum. İyi geçti çok şükür. Çok ağladı ama. Çok ağladı, vallahi içim dağlandı. Kolay değil tabii. Yüksek yüksek tepeler, mumlar, kınalar, öyle. Gelinlerin içi parçalanıyor tabii. Düğünde ama umarım böyle güzel şarkılarla, türkülerle o hüzün yerini mutluluğa bırakır inşallah. İnşallah ama bilemeyeceğim artık. Ben katılamayacağım çünkü düğüne. Neden? Yani siz çok, Selma Hanım'la siz çok yakın arkadaş değil misiniz? Ben hatta nikah şahidi olursunuz zannediyordum. Öyle tabii. Seyfettin Bey, ben size başımdan geçenleri anlatmıştım ya. Ben o zamandan beri böyle düğüne, nikah falan katılamıyorum. Normalde kınaya da gitmezdim ama işte Selma olunca gittim tabii. Neyse, geç oldu zaten. Ben müsaade isteyeyim. İyi geceler. Size de ne kısmı? Oh vallahi, babamla var ya aynı evde kalmamanın huzuru hiçbir yerde yok. Tuvaleti mi geldi? Git gir içeri. Amcaoğlu bu arada sağ ol, Allah razı olsun, vallahi çok güzel olmuş. Kalk 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 kalk, ben yatacağım orada, kalk. Ne var şimdi, şuraya kıvrılı ver ya. Yok ya, işten kaytarmak için yarım saattir tuvalettesin zaten, bir de en güzel yeri mi kapacaksın? Ne, ben keyfinde mi durdum orada? Bak lan. Ya bırak, Kenan abi ya. Oğlum. Lan. 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 Oğlum sakin olun lan. Kalkacağım. Kalkmayacağım. Kalkacağım. Kalkmıyorum lan. Seninle. Kalkmayacağım ben. Güzel otururum. Kalkmayacağım ya. Kalk. Lan keşke babamla aynı evde kalaydım be. Bu ne be? Kalkmıyorum. Kenan abi. Ya şunların hallerine bak Allah aşkına. Veysel, Ramazan amcaoğlu, Allah aşkına bu ne ya? Bu haliniz de çocuk gibi ya. Oğlum yatacak yerden bul, ne var? Ya, ya senin iki tane oğlum, çocuğun var ya. Senin... Oğlum geçin biriz işte ya. Ben yaptım ya o yatağı. Ya tamam oğlum, ayırsın. Ne olacak ya Allah aşkına? Neyse sen de ya. Ramazan da Ramazan oluyor ne? Bak. Erkan'ım. Sen kimle yazışıyorsun gece gece ya? Ha? Genç adam ama genç adam olsa olmaz. Ha? Bana mı dediniz? Oo, mevzu derin. Taner, sıradaki düğün kimde belli. Ya yok be abi ya, ben öyle şey arkadaşlarla yazışıyorum. Ya biliriz o arkadaşlar bizi, öyle değil mi? Al sana bir köpek daha. Ya Allah aşkına ya, arkadaşlarla yazışıyorum diyorum, anlamıyorsunuz mu? Bak bak. Bak. Ya Allah aşkına bir durun, tamam hadi. Ya oğlum tamam, bırak, rahat bırakın lan çocuğum. Hadi bir çerez merez bir şey yazıyorum. Gel. Tamam hadi, sen geç. Ne oldu ya? Bak bak, taksiye bak, taksiye. Uğraşmayın lan çocuklar. Allah Allah. Öner, abicim iyi misin sen? İyiyim abi ya, iyiyim iyiyim. Bir sıkıntı yok. Yoruldum biraz, yorgunluk herhalde. İyiyim, bir sıkıntı yok. Osman, benim gördüğüm sen de görüyor musun? Allah, hayır. Senin gördüğün, benim gördüğümse aynı şeyi görüyoruz demektir. Filiz, hayırdır inşallah, gece gece kiminle konuşuyorsun? Tuvalet sorunsalı. Tuvalet sorunsalı. Tuvalet sorunsalım dedim ben. Biz bir seyyar tuvalet üstüne çalışıyoruz arkadaşla da onu yazışıyorduk.
Vallahi benim bildiğim tek tuvalet sorunsalı var. O da düğün geceleri erkeklerin tuvalet sorunsalı. Neyse ki Hüseyin amcam bu sefer yok da. Yoksa Veysel'im şu anda camiye doğru koşuyordu. İşte bu icatla beraber o dertlere son artık. Oh ne güzel. Çalış çalış. Devam. Evet evet sakın bırakma çalış devam et. Serisin. Selma, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ne oldu? Can sıkacak bir şey mi oldu? Yok, şey, dün stresi falandır işte. Geçer geçer, bir şey yok. Çabuk bir adamdan bir şey alayım, geleyim. Normal, normal. Heyecanlıdır şimdi. Heyecanlıdır. Kızlar böreği unutmayın. Selma abla yiyip yiyip gelinliğin içine sığamazsa sorar bizden hesabını ama. Hiçbir şeycik olmaz. Zaten yediği kuş kadar. Hem bu evin kızı olarak yapacağız son kahvaltı. Biraz özenelim değil mi? Kız, niye doldurdun sen yine o gözleri? Aman, bu evde yaptığım son kahvaltı geldi aklıma da. Ay. Uf, siz bana bakmayın ya, hamilelik işte. Ya. Kurban olurum sana canım etim. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Vallahi böreklerin kokusu içeriye kadar geliyor. Döktürmüşsünüz maşallah. Ellerinize sağlık da siz niye zahmet ettiniz? Ben hazırlardım. Sonuçta misafirsiniz. Ya ne zahmeti Leyla teyzem. Erken kalktıydık el birliğiyle hazırladık. Hadi hadi soğutmayın buyurun oturun. İyi acıktık vallahi. Selma nerede? Uyanmadı mı hala? Ay ben onu uyandırmaya kıyamadım. Malum düğün sabahı. Ama merak etme şimdi hemen bakarız Filiz. Ha. Ablacığım bir baksana Selma ablan uyanmış. Abi bakayım Mansuman abla hemen. Sağ ol. Selma abla kahvaltı hazır. Selma abla. Selma abla kahvaltı. Selma abla odasında yok. Nasıl yok? Lavaboda falan olabilir mi? Oraya da baktım hiçbir yerde yok. Nasıl ya dün sabah nereye gider bu kız? Herkesin bir kaderi var değil mi baba? Doğduğun gün alnına yazılan bir kader var. Ve insan hiç kaçamıyor onda. Gökleri aşabilir misin? Yeri yarsan kazıp dünyadan kaçabilir misin? Kaderden de kaçamazsın diyorsun. Neden kaçasın ki zaten kaderden? İnsan neden kaderden kaçmaya çalışsın ki? Kaçtığında kader, yakalandığında kader, düştüğünde, kalktığında kader. Bir rüyaya kapılıyorum. Her şey değişmiş gibi geliyor. Sonra kader yüzüme vuruyor. Diyor ki senin hakikatin bu. İnsan bir yolu seçti miydi? Taşıyla dikeniyle beraber seçer. Eğer en baştan bildiysen yolun dikenli olduğunu... Şimdi neden ayağıma batıyor diye ağlıyorsun? İyi de kader değil mi beni o yola sokan? Bak işte sen kaderden kaçmıyorsun. Sen kadere kaçıyorsun. Herkes öyle yapıyor. Hoşuna gitmeyen bir şey oldu muydu? Kadere kaçıyor. Yolu sen seçtiysen. Sana seçmek verilmiş demek. Sana seçmek verildiyse kadere suçu ne? Hep böyle mi olacak peki? Hiç değişmeyecek mi? Ömrüm boyunca bu yolun dikenleri benim ayağımı mı batacak? Değişecek. Ama dikenler değil. Ayakların değişecek. Bak yüzüme. Güneş yakıyor mu? Bak ellerime. Soğuk işliyor mu?
Bak yüreğine. Acı değiyor mu? Senin de batmayacak ayaklarına. Batsa bile acıtmayacak. Kader dedin ya. Kader. Kader akan bir ırmak. Ya bırakırsın kendini? Yüzersin onun içinde. Ya da ondan boğuşursun. Boğuşursun ve batarsın. Kaderle cedelleşilmez kızım. Kaderle cedelleşilmez. Tuttum seni. Attım içeri. Tuttum seni. Gel demiyorum. Gelmeyeceğini biliyorum. Allah'ım nerede bu kız ya? Nereye kayboldu? Yok, hala ulaşılamıyor. Ben çıkıp bakayım istersen anne. Dur oğlum, gerek yok, geldi herhalde. Dur Leyla teyze, ben bakarım. Hoş geldin Temel abi. Hoş bulduk Filiz, hoş bulduk. Gelin hanım hazır mı kuaföre gitmeye? Vallahi tam hazır olduğu söylenemez. Nasıl, niye pek hazır olduğu söylenemez? Ne oldu? Selma yok oğlum, gitmiş. Nasıl Selma yok gitmiş Allah aşkına? Selma nereye gitmiş ya? Nereye gidebilir yani? Vallahi bilmiyoruz, kim bilir nereye gitti. Zaten dün pek iyi gözükmüyordu. Baba, sen bu kızın kalbini kıracak bir şey mi yaptın? Yok yenge, ben Allah aşkına Selma'nın kalbini kıracak ne yapacağım yani, bir şey yapmadım ya. E nereye gitti o zaman? Nasıl birdenbire ortadan kayboldu? Dur dur, Selma arıyor, Selma arıyor. Alo canım, neredesin? Yoldayım Taner. İşte dünden önce bir babama uğramıştım da oradan dönüyorum. Çok şu iyiymiş, iyiymiş, tam dönüyor, geliyormuş tam. Ay çok korkuttu bizi ya. Ay çok şükür. O sesler ne? Sen bizim evde misin? Ya canım sizdeyim. Sizdeyim de bak evdekiler ama merak etmiş. Ya hiçbir şey demeden gitmişsin. Bir daha yapma böyle, tamam mı? Ben bu kadar merak edeceğinizi düşünmemiştim ya. Kusura bakmayın. Ama babamı görmeye ihtiyacım vardı biraz. Ben o zaman şimdi kuaföre geçiyorum. Sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam canım, tamam. Görüşürüz. Sen dikkatli gel, tamam? Görüşürüz. Hanımlar, benim size bir haberim var. Nasıl desem bilemiyorum. Ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben hasta değilim, hamileyim. Hamile mi? Anoo! Hem de bu yaşta. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun Adileciğim. Çok sevindim. Tebrikler Adile Hanımcığım. Sürpriz oldu biraz ama çok sevindim vallahi. Hayırlı olsun Eltim. Vallahi hiç beklemiyordum ama çok sevindim. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Allah tez vakitte kucağınıza almayı nasip etsin inşallah Eltim. Nokta. Aa, çok şükür.
Ah, hiç beklemezdim. Hay Allah ya. Kaya ailesi büyüyor maşallah. Haydi benim ya. Ne olmuş, Kaya ailesinde biri mi hamile? Evet ya. Kim? Kim mi? Kimse kim canım, sana ne? Ay Yusuf öğretmenim, Allah'ın seversine söylüyorum. Hayır, Kaya ailesi dedim zaten yani. Öyle mi görse öyle? Biliyorsun ki kaşıntıdan duramam ben. Ya da dur, ben tahmin edeyim. Asuman. Yok, değil. Cemile o zaman. O da değil. Ya senin işin gücün yok mu? İşine baksana sen. Ya işimin gücümün başındayım zaten öğretmenim. Dur seni ben bulacağım şimdi. Elif hemşire hamile. Selma öğretmen daha evlenmedi. Ana, geriye bir tane seçenek kalıyor. Adil abla, hem de bu yaşta. Ay ne varmış canım kadının yaşında? Allah, vallahi bildim. Adil abla hamile. Yemin olsun aklımın ucundan geçmedi ya vallahi. Helal olsun kadına. Yalnız bu haber gazamada bomba etkisi yaratacak. Bana bak Zeynur, sakın kimseye söyleme. Durum zaten hassas. Belli ki kadıncağız utanıyor. Ha, bize bile zar zor söyledi. Lütfen kimseye söyleme. Bak, eğer söyleyecek olursan seninle külahları değişiriz. Ona göre. Tamam öğretmenim yani. Niye kızdın ki? Yalnız ben içime atamıyorum biliyor musun? Böyle böyle kaşınıp duruyorum. Çok kötü oluyorum öğretmenim. Kusura bakma Zeynur. Bu sefer içinde tutacaksın. Nerede kaşınırsan kaşın, tamam mı? İstersen suya anlat, istersen kuyulara bağır. Ne yaparsan yap ama kimseden duymayacağım. Ay. Külahları değişiriz. Bak rica ediyorum senden. Ay kuyu mu? Sen nereden biliyorsun ya kuyu? Tamam söz hocam, ben kimseye söylemeyeceğim. Bir şekilde halledeceğim artık. Neyse ben artık gideyim. Azıcık da evde kaşınırım biliyor musun? Allah ısmarladı. Nerede kaşınırsan kaşın. Kuyuyu da biliyor. Kim anlatacağım, nasıl yapacağım? Kimseye anlatamam. Ne olacak benim halim, Allah'ım yardım et bana. Hazırlanırken görmek suç mu? Hem iyi ki gelmişim. Ben seni bu kadar güzel gördüm ya. Artık son nefesimi verebilirim. Hatta bak ne yapalım biliyor musun? Ben şuracıkta öleyim. Ölürken de gördüğüm en güzel şey sen ol. Ya o nasıl söz Erkan, ağzından yel alsın. Ya alsın. Alsın tabii canım da. Hani ne bileyim, ben öyle lafın gelişi diyorum işte. Hem ölmek de istemem zaten. Daha sana geçireceğimiz koca güzel bir ömrümüz var. Değilsin sen Erkan. Ama bak, bunu konuşmak için yanlış bir yerdeyiz şu anda. Sen git sonra konuşuruz istersen. Ya şimdi gören olmasın. Ya görsünler Filiz ya. Vallahi görsen yeter, burama kadar geldi artık ya. Hem görseler ne olacak? Tertip tertip konuşuyoruz, bitti gitti işte. O iş öyle olmuyor işte Erkan. Ya tertip deyip işin içinden çıkamayız. Bak, ya ben hayatım boyunca anneme hiç yalan söylemedim. Onun hiçbir şeyi saklamadım. Şimdi durmadan kadına yalan söylüyoruz, bir şeyler saklıyoruz. Ya kendimi kötü hissediyorum ben. Artık dayanamayacağım yani. Düğün başlasın söyleyeceğim ben anneme. Hem sen bu kabustan kurtulursun, hem ben de vicdan azabından. Hayır hayır, olmaz öyle Filiz. Sakın yapma öyle bir şey ha. Ya niye, sen gizli saklı görüşmekten sıkılmadın mı? Sıkıldım. Sıkıldım da. Ya doğru zaman şu an iyi geliyor sanki. En azından şu düğün telaşesini bir atlatalım. Ondan sonra söylersin. Hem sen kendi ağzından dememiş miydin? Öğrendikleri zaman yakamızı bırakmazlar. Artık uzaktan uzağa akraba olduk diye. Ramazan dayımı da biliyorsun. Valla öğrendiği zaman tavan asacak ben insanlara. Öyle mi diyorsun ya? Ama düğün bitsin söyleyeceğiz. Bak söyleyeceğiz, mızıkçılık yapmak yok. Yok yok Filiz, vallahi söyleyeceğiz, sus. Artık ondan sonra Adile teyze beni bozkıra mı sürer? Ramazan dayım kulaklarımdan tavan alamazlar bilmiyorum ama... kaderimiz neyse razı olacağız artık. Olacaksın tabii. Başka ne yapacaksın? Çilense güleceksin, kaderinse çekeceksin Erkan Efendi. Ha. O söz öyle değildi de. Neyse. Hadi ben gideyim artık. Şimdi annene söylemeden biri görür falan, burada kalp krizi geçirmeyelim. Düğünde görüşürüz. Görüşürüz, bay bay.
İyisin değil mi? İyiyim oğlum, iyiyim. Halim saatim yerinden. Aklın kalmasın, ben de olsun. Rıfat, suratın hali ne oğlum, ne oldu sana? Ya sorma ana ya. Sen bizim kahvenin önünü biliyorsun yağmur yağdığı zaman. Çay dağıtırken öyle bir düştüm ki her yerim dağıldı. Bir oğlum az dikkat etsene. Ya kafan yarılsaydı Allah korusun. Sen beni boş ver bak, ben sana güzel bir haber vermeye geldim. Bizim Taner'le Selma öğretmen evleniyor. Abo, pek sevindim. Ne zaman ya düğünleri? İşte öğleden sonra olacak. Ben buradan çıkınca oraya gideceğim. Selam söyle. Demek sonunda Tanergiller de evleniyor. Yazık çocuk, çok acı çekti. İnşallah bundan sonra yüzü güler. İnşallah ana. Ya onların aşkı büyük ama bu düğün biraz eksik olacak ana. Bir aksilik falan mı oldu oğlum? Sen yoksun. Bir köşede kazan kaynatıp yemek dağıtmıyorum. Elinin lezzetinde yediği yemekler yok. Olsun oğlum. Bir yemek yapan çıkar. Yemeksiz düğün mü olur hiç? Ben yapacağım ana. Senin namını elimden geldiğince devam ettireceğim. Egeç, tabii senin yerinde olmaz ama... Aferin benim oğluma. Mihriban'la siz beraber olduğunuz sürece yapamayacağınız iş yok. Sen hiç merak etme ama daha ne güzel günler göreceğiz. Ne düğünler, ne şenlikler, ne bayramlar. Sen de orada olacaksın. Sana söz veriyorum. Döndüğünde her şey eskisi gibi. Hatta eskisinden daha güzel olacak. Ben bunun için elimden geleni yapacağım. İnşallah oğlum, inşallah. Buraya bakayım, buraya bakayım. Hayırdır? Kime baktıydınız? Hayır hayır, Gedel'den geliyoruz. Acelemiz de var. Şu köylü eşrafını bir toplayıverelim sana zahmet. Adım Sefer. Gedel'de dolmuş şoförüyüm. Köyünüze de çok gidip gelmişliğim var. Belki tanırsınız. Seni biliyor Sefer. İçeri çok gittik sayende. İyi, beni biliyorsanız... Sıfatın da benim kardeşim gibi olduğunu biliyorsunuz herhalde. Ha? Gibisi de fazla. Sıfat benim öz kardeşimden daha özdür. İnsanca gelip sizle konuşmaya çalışmış. Bütün köylü saldırmışsınız adama ya. Yakışıyor mu size, ayıptır. Anasının yaptıklarıyla köyümüz harap oldu. Bir de yetmezmiş gibi oğlu şikayeti çekmemiz için karşımıza çıktı. Ne yapsaydık? Hay hay deyip susacak mıydık? Ya ben sizi anlıyorum. Ama sizin bu yaptığınız da yiğitliğe yakışmaz ya. Bu ne demek? Bir tane adama bütün köylü saldırmak ne demek ya? Adaleti siz mi temin edeceksiniz ha? Devlet var, nizam var ya. Bugün buraya bunun karşılığını vermeye gelmedim. Rıfat kardeşim sizden ne istiyorsa... onun isteği devam ediyor, onu söylemeye geldim. Gelin bu iş daha çok büyümeden şikayetlerinizi geri alın. Aksi takdirde Rıfat da sizden şikayetçi olacak, haberiniz olsun. Vallahi adam dövmenin nereden baksanız 3-5 hapis cezası var. Hele ki bir de böyle köy halkı toplanıp bir kişiyi dövmüşse bu ceza daha da artar diyebiliyorum, değil mi Sefer? Demem o ki adli tıp raporları sonuçlanıncaya kadar bir sabırlı olun. Bakın zaten bu sonuçlar çıkınca ne Rıfat'ın ne anasının bir kabahati olmadığını göreceksiniz. İş işten geçmeden siz gelin. Şu şikayetlerinizi geri çekin. Ya diğer türlü o ailenin yüzüne nasıl bakacaksınız ha? Ha? Hadi selamın da. Hapse giren var. Ne yapacağız böyle? Ne yapalım? Şikayete girin mi? Hadi konuş, konuşalım. Şikayete girin ama ne yapalım?
takma bu kadar kafana. Allah aşkına normal ya. Kız evleniyor oğlum. İlla alıyor böyle şeyler. Ya sen Asuman hatırlamıyor musun? Nasıl gergindi? Hiç. Cemile de öyle. Kafam kırıyordu benim az daha. Yok yok amcaoğlu yok. Bu öyle bir şey değil ya. Öyle bir şey değil ya. Başka bir şey var yani. Bir şey kırılmış gibi. Ben tanıyorum Selma'yı ya. Sen sanki yani Selma değil de sen biraz gergin gibisin. Seni gergin işlemiyorum. Sen evleniyor musun lan? Ha? Tamam, dünya evine tamam, mi giriyorsun tamam. Sen? Köpek. Tamam lan dur lan. Tamam vurmayın lan. Bir dakika dur. Şşşt. Tamam çıkıyorlar. Veysel, Ramazan. Ne yapıyorsunuz? Rahat bırakın çocuğu. Ha gelin geliyor. Amcaoğlu bir kovmayı hazırlayalım. Hadi. Hadi. Bak. Gelin hadi. Hadi, hadi gidelim hadi. Tamam, tamam, tamam. Şimdi amcaoğlu, neredeyse düğün başlayacak, hala ortada sanatçı yok. Vallahi bunu söylemek hiç aklımda yoktu ama babamlar haklıymış amcaoğlu. Belki de çocuk aklımıza girmemeliydik bu işi. Hemen enseyi karartmayın amcaoğlu. Musa deden bir sanatçıdan bahsetmişti ya, gelirler birazdan. Geldiler, geldiler. Aa, bu eseri bul değil mi? Vallahi bu bizim Selami abiye benzemiyor mu ya? Hadi lan oradan nesi benziyor? Çocuklar, hani size daha önce bahsettim ya, benim arkadaşımın oğlu Eser Eyüboğlu. Bu hanımefendi de kardeşi Ezgi Hanım. Memnun oldum çocuklar. Bunlar da bizim ufak kerafalar. Yusuf, Ramazan, Mete, Ali ve Yağmur. Memnun oldum çocuklar. Nasılsınız bakalım? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Musa amca bir düğünden bahsetti. Ben de Musa amcamı kıramadım, geldim. Bir de buralarda beni taklit eden biri varmış galiba. Gelmişken onunla da bir görüşeyim diyorum. Selami amcayı diyorsun sen. Vallahi aynı sen. İşi gücü seni taklit edip sabah akşam post kesmek. Gelsen gelsen sen hakkından gelirsin zaten oğlum. Ya oğlum sen nasıl konuşuyorsun misafirimizle öyle? Ya kusura bakmayın, bu babası da böyle dangıl dukul konuşurdu. Siz ayakta kaldınız, hadi bakalım içeriye girin. Bir size bir çay, kahve neyim yapayım? Hiç gerek yoktu Musa amcacığım, zahmet etmeseydiniz. Olur mu kızım, siz uzak yoldan geldiniz. Hadi bakalım girin içeride, bir kahve yapayım size. Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Thank you.
Cansu Hanım, bize biraz müsaade eder misiniz? Tabii olur. Ne oluyor şimdi? Selma, aynı soruyu ben de sana soracağım. Ben ne oluyor, ne var yani? Birkaç gündür çok garipsin. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, iyiyim, bir şey oldu yok. Dedim sana işte düğün stresidir, geçer dedim. Yok, düğün stresi değil bu. Değil yani, düğün stresi değil bu, başka bir şey. Seni üzen bir şey mi oldu, ha? Hayır, ne oldu, seni üzen bir şey mi oldu, benim haberim yok. Her şey hazır. Dayı ne zaman geliyor? Bak bak, Veysel dayısı, bak hele bak bak Allah aşkına. Bak bak, büyümüş de Erkan. Dayısının düğünü de bayraktar olmuş. Yakışıklı bayraktar ya. Hı. Ne yapıyoruz, köpekliyor muyuz? Durmamız atar önce. Bence de. Allah aşkına ya. Sen büyüdün mü lan? Hayır, bir dakika. Büyüdün mü? Sen büyümüş, sen köpek, sen büyüdün mü? Yakışıklı mı oldun lan? Dur ya. Sen yakışıklı mı oldun lan? Büyüdün de yakışıklı mı oldun sen? He? Büyüdün de yakışıklı mı oldun? Büyümüş. Sen köpek. Yakışıklı mı? Tamam dayı, Allah aşkına. Dur lan, yakışıklı mı? Allah aşkına dur. Ne dur, ne dur? Lan! Lan ne vuruyorsunuz oğlana lan? Kaba etmiş dedi, niye vuruyorsunuz? Baba ne vuracağız ya, köpekliyoruz işte. La bırakın şimdi köpeklemeyi, mepeklemeyi. Millet bizi bekliyor. Gelin almaya gitmiyor mu? Şimdi Taner gelini bizim eve bırakacak. Oradan gelecek onu bekliyorsun. Tamam o zaman ben şurada sohbet edeyim. Ya, hadi git hadi. 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 Hadi gitmiyoruz mu ya? Taner'i bekliyoruz abi. Hayır tamam. Oyna lan, oyna. 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 Hayır yani benim anlamadığım, şimdi her şey çok güzel gidiyordu. Beraber davetiyeleri dağıttık, güldük, eğlendik. Hani sonra ne oldu ya, bir şey oldu. Senin bütün sevincin, bütün neşen gitti. Senin de bir ilgisi yok zaten. Benimle ilgili. Ben seçtim çünkü bunu. Neyi sen seçtin Selma? Bunu, benim içinde bulunduğum durumu ben seçtim. Kalbin onda hala. Aklın onda, ruhun onda. Nasıl kalbim onda hala, ruhunda o var, aklın da o, kim? Dilek mi? Öğretmen kızı dedim bana birkaç kere. Davetiye dağıtırken ben başta anlamadım, algılamadım ama... son seslendiğinde hitap ettiğin ben değildim, oydu. Öğretmen kızı Dilek'ti. Öyle mi dedim ben sana? Ya bu senin suçun değil. Bu yolu ben seçtim zaten. Ben seni o kadar çok sevdim ki ben bile bile lades dedim. Hayır, hayır öyle bir şey değil ya. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Basit bir dil sürçmesi bu, o kadar. Tamam, dil sürçmeleri bizim bilinçaltımızın dışa vurumu değil mi? Değil. Değil ya, bu defa değil. Değil, vallahi değil ya. Ağız alışkanlığı, başka bir şey değil. Hayır, eğer bak, bak Selma senin dediğin gibi olsaydı... benim ağzımdan Dilek çıkardı. Hiç benim ağzımdan Dilek adı çıktı mı? Yani yanlışlıkla da olsa da benim ağzımdan Dilek kelimesi çıktı mı? Heh? Tabii ya. Ben de eksik olan şeyi biliyorum. Yapmamız gereken şeyi biliyorum tabii ya. Bekle, bekle. Yenge, biz bir yere kadar gidip geliyoruz hemen. Nereye gidiyorsunuz ya? Cemile, nereye gidiyor bunlar böyle? Nereye gidiyoruz şimdi ya? Gitmekte çok geç kaldığımız yere gideceğiz. Alo, Veysel'im. Ya Taner Selma'yı da aldı gitti, anlamadım ki. Bilmiyorum. Tamam tamam, ben burayı idare ederim. Sen merak etme. Tamam, haber ver bana. Tamam, hadi hadi. Ne oldu? Taner yok, Selma'yı almış gitmiş. Nereye? Biliyormuş gibi halim var Ramazan. He? Ben de bakıyorum işte pel pel. Tamam. Allah Allah, bir şey demedik, sorduk sadece. Of. Veysel, Ramazan, Taner gelmedi mi daha? Düğünlerimizin vazgeçilmezi.
damat bekliyoruz. Olmadı gelin bekliyoruz. Bir düğün ya, bir düğün olaysız geçsin saçımı kazıyacağım. Yemin ediyorum bak. Ne oldu oğlum? Bir aksilik mi var yoksa? Yok yok yenge, aksilik falan yok. Ey senin siniri tuttu gene. Bir şey yok da nerede geliyor birazdan. Neden geliyor? Hoş geldin baba. Hoş geldin. İskidin gidin. Allah mübarek etsin. Tamam. Birini almaya ne zaman giderik? Taner Bey teşrif ederse inşallah. Bir yarım saate dedi. Bir yarım saate gideceğiz. Geç lütfen. Geç otur boş. Arkadaş nereye gitti bunlar ya? Niye böyle yapıyorsun sen ya? Delireceğim, vallahi delireceğim ben. Tamam da yani bir şey yok şu an ortada. Şişt. Yok ana, yok bir şey ya. Şişt biraz. Yok. Vallahi yok bir şey. Neden geldik buraya? Gel benimle. Sana birini getirdim. Ben şimdiye kadar çoktan getirmeliydim. Biliyorum belki de geç kaldım. Ama yapamadım. Olmadı. Yani belki korktum. Belki cesaret edemedim, bilmiyorum. Yani evet. Garip bir durum. Yani içinden çıkılması zor, farkındayım. Zamanında büyük büyük sözler ettim biliyorum. Ama işte hayat. Hayat insana neler yaşatıyormuş, neler öğretiyormuş. Dilek sen gittikten sonra her şey o kadar zordu ki benim için. Gelmeyeceğimi bildiğim birini beklemek. Kapı her çaldığında, her açıldığında onun geldiğini ummak. Aynı acıyı tekrar tekrar yaşamak. Gece yastığa başını koyduğunda acaba bu gece rüyamda görür müyüm diye bir umut uyumak. Canlı bir cenaze gibi gezmek. Canlı bir cenaze gibi yaşamak. Yalandan gülmek. Yalandan yaşamak. Böyle aldığım her nefes yeni doğmuş bir bebek gibi ciğerimi yakarken nefes alıp vermeye devam etmek. Bitti, ben öldüm. Tabutumu ruhumda taşıyorum derken. Biri çıktı karşıma. Biri çıktı. O kadar naif, o kadar güzel sevdi ki. Aynı bir kelebeğin kanadını sever gibi. Kırmadan, incitmeden. O kadar güzel dokundu ki hayatıma. Önce ciğerimdeki o acı gitti. Nefes almaya başladım. Sonra ruhuma sarılı kefeni yırtıp attı. İçimdeki kireç kaplı duvarları yıktı bir bir. Emek emek, ilmek ilmek, beklentisizce. Ben yaşadığımı anladım. Bundan sonra yapamam dediğim ne varsa, hissedemem dediğim ne varsa, olmaz dediğim ne varsa, yaşayamam dediğim ne varsa, onun ellerinde canlandı bir bir. Bozkır. İçimdeki bozkır yeşerdi tekrar. O kadar büyük, o kadar güzel kalbi var ki. Sarıp sarmaladı hepimizi. Beni, Ali'yi, seni. Sarıp sarmaladı acılarımı. Sarıp sarmaladı kaybedişlerimi, umutsuzluklarımı. Sarıp sarmaladı içimde kaybettiğim o duyguyu. Selma.
Veysel'in gibi geldi hayatımıza. Aynı adı gibi, ismi gibi Veysel'lik getirdi. Şimdi onu sen de tanı istedim. Dilek, şimdi sen bizi duyuyor mu? Duyuyor mu? Duyuyor. Ama emin ellerdeyiz, onu bil istedim. Emin ellerdeyiz. Taner öldü. Dilek'le beraber bu mezarda yatıyor. Ben? Karşında duran bu adam seninle beraber yeniden doğdu. Senden seninle olmaktan o kadar emin ki... ne seni başkasının yerine koydu... ne de gözü senden başkasını gördü. Benim sana baktığımda gördüğüm tek şey sensin. Benim sana baktığımda içinde gördüğüm tek şey... küllerinden yeniden doğan bir Taner. Sen benim nefesimsin. Bunu bil istedim. Nerede kaldı bunlar Cemile? Daha gelin yok ortada. Vallahi ben de anlamadım ki Leyla teyze. Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Heh, geldiler geldiler. Geldiler. Taner, neredesiniz siz? Nereye kayboldunuz? Halletmemiz gereken bir iş vardı Asuman. Ama hallettik. Ertelediğimiz bir iş. Hı. Görüşürüz canım, haberleşiriz. Hadi git git. İşimiz var bizim. Gel Selma, gel. Gel hadi gel. Yavaş, takılma. Gel. Thank you.
neden bizim eve geliyorlar ki? Ne yapsalar be oğlum? Evleri dipdime sonuçta. Yürüyerek mi olsalardı gelin? Çocuklar, haydi haydi dışarı. Haydi dışarı, dışarı, dışarı. Seher abi, sessiz olur mu ya? Selamun aleyküm size. Selamun aleyküm size. Aleyküm selam bize. Aleyküm selam bize. Üzülme Leyla anne. Üzülme Leyla anne. Selma öğretmeni almaya geldik size. Fazıl, hadi oğlum, bağla kardeşinin kuşağını. Selma, hazır mısın kardeşim? Allah ömrünü güzel etsin. Sen hep çok güzel bir kardeş, çok iyi bir yaren oldun bize. Selma. Evine gidince unutmazsın bizi, değil mi? Unutamam abim. Siz bana aile oldunuz, yuva oldunuz. Thank you.
Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey Rahman ve Rahim olan, şefkat ve merhametiyle tüm alemi kucaklayan Allah'ım, senin rızan için birlikte bu araya gelmiş olan bütün kardeşlerimizden razı ol. Beraber yaşama azmiyle yola çıkmış olan bu gençlerimizin ve tüm kardeşlerimizin hanelerini bahar mevsimi gibi bereketli eyle. Amin. Yine senin rızan için yola çıkmış olan tüm kardeşlerimizden yine razı ol. Amin. Sevdalarımızı birbiriyle büyüyen, birbiriyle nefes alan sevdalardan eyle. Amin. Kalplerimizden birbirlerimize güzel yollar, bakışlarımızdan birbirlerimize gönüllerimizi ısıtacak güzel baharlar nasip eyle. Amin. Evlat hasretiyle yanan tüm gençlerimize, tüm arkadaşlarımıza hayırlı evlatlar nasip eyle. Amin. Onların hanelerini çocuk sesleriyle şenlendir. Amin. Buradan gidecek olanlara güzel karşılanacak, güler yüze karşılanacak haneler nasip eyle. Amin. Sev bizi Allah'ım. Amin. Sevdir bizi Allah'ım. Razı olduğun kulların arasına kat da sevindir bizi Allah'ım. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Şu çocukları bir pisten alalım ya. Her düğüm aynı şey. Alın. Heh. Değerli gedelli halkı. Amcalarım, teyzelerim, yengelerim, halalarım, dedelerim, nenelerim. Hepiniz tanenimizde Selma Arifler'in düğününe hoş geldiniz. Düğünün ilerleyen saatlerinde çok güzel sürprizlerimiz olacak. Sen görürsün sürprizi birazdan. İyi de nasıl olacak ki amcaoğlum? Birazdan görürsün. Sanatçı getirmişler. Ve sanatçıyı nereye getirecekler? Sanatçı ne gezer Gedelli'de? Amcaoğlum, hadi lan bekletme lan. Tamam. Evet, işte o an. Günün sürpriz anı. O geliyor. Alkışlarınızla kubat! Aa, bu Eser Eyüpoğlu değil mi? Diğeri de kardeşi değil mi? Ben çok seviyorum bunları. Hocam bunlar kim? Ne bileyim oğlum, geldi. Bu
Obat abi kusura bakmayın, biz nasıl oldu anlamadık. Ya Obat abi vallahi özür dileriz, bizim çocuklar kafamda. Ya dert etmeyin çocuklar. Az solistler en son çıkar. Ya sen. Ay. Eyvallah. Ben arada böyle kendimden geçiyorum da. Tamam, eyvallah. Tamam. Sana bak la. Allah aşkına ya. Sana koyayım. La kimi kime benzetiyorsun? Hadi ya. Oyna sevdiğim oyna. Bu dünya kalmaz böyle. Yandım ama. Yanarsın ama. Öldüm ama. Sen bana varacaksan. Sandıktaki bezine yandı bela gözüne. Anasına kızına duvardaki sazına. Sandıktaki bezine yandı bela gözüne. Saksını beğenmediğinde bahçeye mi çıkmak istedin ha? O yüzden mi döktün bakayım böyle çiçeklerini sen? Ah Seyfettin Bey. Sizin ne işiniz var burada? Düğünde olmanız gerekmiyor muydu? Aslında gerekiyordu ama ben orada sizi göremeyince merak ettim. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Gördüğünüz gibi çok iyiyim. Ama ya boşuna zahmet etmişsiniz. Selman haberi vardı benim gelemeyeceğimden. Ama öyle olmaz ki. Selma öğretmen sizin en yakın arkadaşınız ve en yakın arkadaşınızın düğünü var bugün. İnanın bana
Selma öğretmen orada çok mutlu gibi gözükse de siz olmadığınız için içinde bir burukluk olacak biliyorum. İnanın ben de çok isterdim orada olmayı. Ama fiziken orada olamasam da kalbim Selma'nın yanında. Ne güzel işte. Fiziken de orada olun, iki alay çekin. Yani nikah da kıyılmak üzere. Olmanız gereken masallar var Mevsim Hanım. Yapamam Seyfettin Bey. Ben bugüne kadar bütün düğünlerden, hatta düğün konvoylarından bile kaçtım. Evdeysem seslerini duymamak için kulaklarımı tıkıyorum. Ben nikah masası gördüğümde o gün geliyor aklıma. O terk edilmişliğin verdiği acı saplanıp kalıyor yüreğime. Mevsim Hanım, o zamanlar hep tek başınıza mücadele etmişsiniz. Ama artık yalnız değilsiniz. Ben varım. Yani yederli kasabası olarak biz varız. Size inanan onlarca insan var. Selma öğretmen bugünü çok bekledi. Biz de bütün kasaba olarak buna şahidiz. Bekleyişine, aşkına, hepsine şahidiz. Siz onun en yakını olarak orada olmalısınız. Size çok ihtiyacı var. Doğru. O benim en ihtiyacım olduğu zaman da hep yanımdaydı. Ama yine de bilemiyorum. Ben korkuyorum Seyfettin Bey. Korkularımızın üstüne gitmemiz lazım Mevsim Hanım. O yaşanan gün çok acıydı biliyorum. Ama geçmişte kaldı. Lütfen, lütfen bugününüzü, güzel anlar yaşama ihtimallerinizi etkilemesine izin vermeyin, olur mu? Selma öğretmenin gözü şahitlik için sizi arayacak, hepimizin arayacak. Ya. Tamam. Geleceğim. Gerçekten mi? O zaman ne oldu? Hadi gidelim, nikah kıyılmak üzere. Lütfen. Ama şey, böyle gelemem ki. Ben üzerime bir şeyler giyeyim. Hemen geliyorum. Lütfen acele edin ama. Mevsim Hanım, başkanın nikah kıyacak. Ne başkanımı bekletmeyelim. Tuttum seni. Attım içeri. Selamun aleyküm muhterem. Aleyküm selam Cezici Abdullah. Düğünümüz var bugün. Günler oluyor seninle. Her yerde düğün var Circi Abdullah. Bak gökyüzüne düğün var. Bak yeryüzüne düğün var. Ağaçlar rüzgarla kol kola. Bulutlar yağmurla. Gökyüzü yeryüzüyle kol kola. Her yerde düğün var Circi Abdullah. Bilirim, karışmak istemezsin insan içine. Bilirim, dünya bulaşmasın istersin eteklerine. Ama görmek istemez misin kızını bembeyaz gelinliğinin içinde? Bu kadarcık mutluluk bile haram mıdır sana? Şarkılarıyla bizi hüzünlendirdi. Yeri geldi sevindirdi. İşte burada. Sağ olsun bizi kırmadı. Karşınızda Kubat. Teşekkür ederim. Bu güzel günde bu iki pırıl pırıl insanın düğününde sahneye çıkmak, bu atmosfer, sizler, inanın en büyük sahnelere bile değişilmezsiniz. Bu benim yeni şarkım. Bugün burada söylemekten, ilk defa söylemekten mutluluk duyuyorum. Sağ olun, var olun.
Tahta kaşık tuttun mu? Üç gün ayrı kalma inan. Kız beni unuttun mu? Üç gün ayrı kalma inan. Kız beni unuttun mu? Arabaşı arabaşı Gültepe Bağlarbaşı. Arabaşı arabaşı Gültepe Bağlarbaşı. Yelköy'nen çiçek dağın balkonları karşı karşı. Yelköy'nen çiçek dağın balkonları karşı karşıya. İçim bir hoş olur. Arabaşı arabaşı Gültepe Bağlarbaşı. Arabaşı arabaşı Gültepe Bağlarbaşı. Yelköy'ne çiçek dağı balkonları karşı karşı. Yelköy'ne çiçek dağı balkonları karşı karşı. Çık oradan. Arabaşı arabaşı Gültepe Bağlarbaşı. Arabaşı arabaşı Gültepe Bağlarbaşı. Yelköy'ne çiçek dağın balkonları karşı karşı. Yelköy'ne çiçek dağın balkonları karşı karşı. Arabaşı arabaşı Gültepe Bağlarbaşı. Yelköy'ne çiçek dağı balkonları karşı karşı. Arabaşı arabaşı Gültepe Bağlarbaşı. Arabaşı arabaşı Gültepe Bağlarbaşı. Yelköy'ne çiçek dağı balkonları karşı karşı. Yelköy'ne çiçek dağı balkonları karşı karşı. Arabaşı arabaşı. Sağ olun. Tebrikler. Bravo. Hoşça kalın. Thank you.
dansa kaldır. Kucağına almak derken? Kardeş geliyor sana, kardeş. Nasıl ya? Annem hamile mi? Biz seninle ne konuştuk Selinur? Öğretmenim, ben değilim. Vallahi ben değilim. Kim o zaman? Vallahi Hüseyin emmiyi görüyor musun? Bu yaşta ikinciye baba olacak. Daha kesimlerin olan da tık yok. Evlenen kaçlı oldu. O değildi. Değirmencinin küçük oğlanı duydunuz mu siz? Anu. Ne dedikodular, ne dedikodular. Kaç, kaç, kaç. Gözü kör olmaya sıcak. Sen benim yerimi kaptın lan? He? Mesmursuz. Ne arıyorsun burada? Ne arayayım İnci tanem? Muhittin'in pavyon anılarını anlatıyordum da. Yaşar, seni kim dilerim? Pavyona düşürür, bir an dans yaptırırım sana. Haberin var mı? Ya. Gel lan buraya, gel lan. Kime diyorum ben, Yaşar? Evet, şimdi de geldik günün en güzel anına. Şahitlerimizi ve başkanımız Münir Korkmaz'ı nikah kıymak için buraya davet ediyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim oğlum. Mevsim, gel gel. Nasıl? Heyecanlı mıyız? Herkese merhaba. Bugün burada kasabamızın iki kıymetli gencinin nikah töreni için toplandık. Bir yanda kasabamızda yıllardır öğretmenlik yapan Selma Çiçek hanımefendi ki öğrencileri şimdiden çok güzel yerlere geldiler bile. Öte yanda ise kasabamız için sayısız icatlar üreten, zaman zaman unutsak da kıymetini yeterince bilemesek de bizim için, ülkesi için çırpınan sevgili kardeşimiz Taner Kaya. Bu birlikteliğin hepimize, kasabamıza, ülkemize, hatta diyebilirim ki tüm dünyaya müthiş güzellikler katacağına hepimiz kaniyiz. Evlenmek üzere belediyemize müracaat ettiler. Bu duruma mani bir şey olmadığı için ben de belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak şimdi huzurlarınızda bu iki gence sormak istiyorum. Siz Adem kızı Selma Çiçek hanımefendi, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi hür iradenizle İrfan oğlu Taner Kaya'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Alacağım. Teşekkür ederim. Bazı anlar vardır. Cümlelerin, hatta bazen kelimelerin çok büyük anlamlar ifade ettiği. Bir evet cevabının bütün evetlerden çok daha kıymetli olduğu. Ve ben şimdi burada diyorum ki
İyi günde kötü günde. Derdine çilene, varlığa da yokluğa da. Seninle yaşayacağımız her ne varsa iyi veya kötü. Hepsine evet diyorum. Evet. Tüm kalbimle evet. Şimdi de İrfan oğlu Taner Kaya. Siz hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi hür iradenizle Adem kızı Selma Çiçeği eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Bazı anlar vardır. İnsan evet derken aslında birçok şeye hayır dediği. Seni üzmeye, kalbini kıracak, incitecek bir söze, bir cümleye, bir kelimeye. Sensiz geçen bir ömre, yıllara, aylara, haftalara, günlere, saatlere, dakikalara, ana. Senin elini bir an olsun bırakmaya, hayır diyeceğim bir evet bu. Benim de evetim böyle. Sana evet dedikten sonra artık yani gayrısına hayır diyeceğim bir evet. Söylediğin her şeye, seninle yaşayacağımız her şeye evet. Evet, evet, evet! Tam da şuraya imzalarınızı alayım. Şahitlerimize uzatalım. Şahitleri uzatalım. Sizler de oraya şahitler. Evet, imzalar da atıldığına göre ben de bu iki gencimizi belediyemizin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak gençlerimizi karı koca ilan ediyorum. İnsan kaderine doğru koşarmış demiştim ya. Ben de kaderime doğru koşmuşum. Bilmeden ilmek ilmek işlenmiş bir kadere doğru. Bir sevdaya doğru. Neden demeden, nasıl demeden, niçin demeden. Buraya ilk geldiğimde bilemezdim ona geldiğimi. Ali'ye anne olacağımı, Taner'e eş, yoldaş olacağımı. Şey vardı. Beni buraya çeken bir şey vardı ve ben kaderle cederleşilmeyeceğini öğrendim. Akışını bırakmak ve sadece yaşamak, yaşamak, yaşamak. Keşkesiz, nedensiz, sadece yaşamak.